Sayın Başkanım, Sayın İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, sayın konuklar, ekranı başında bizleri izleyen siz değerli meslektaşlarım, sizleri yönetim kurulumuz ve tüm kurullarımız adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir online seminerimize daha hoş geldiniz. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere sözü Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'e bırakmak istiyorum. Buyurun Başkanım. Çok değerli İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, çok değerli meslektaşlarım, çok değerli stajyerlerimiz, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz bu seminerimize hoş geldiniz. Bugün aramızda çok değerli konuşmacılarımız var. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü moderatörümüz, Oda Başkan Yardımcımız Sayın Ali Haydar Tunç. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Tahsilat Daire Başkanımız, değerli konuşmacımız İsmail Bilici aramızda. Yine oda eğitmenimiz, Şişli ilçe temsilcimiz Sayın Yalçın Sütütemiz konuşmacı olarak aramızda. Çok değerli bilgilerini bugün bizlerle paylaşacaklar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yine bir hafta sonu üyelerimizin, katılımcıların evlerine misafir olduk. Sağ olsunlar. Bugün zaman ayırıp bizi izliyorlar. Çalışanlarımız bugün işlerinin başındalar. Emeği geçen çalışanlarımıza da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Tabii öncelikle önümüzdeki hafta vergi haftası başlıyor. Tüm gelir idaresinin, vergi dairelerinde çalışanlarımız, denetim birimlerinde çalışanlarımız, tüm kamu çalışanlarının vergi haftasını kutluyorum. Bu haftanın ülkemizdeki sıkıntılara rahatlık getirmesini diliyorum. 1-7 Mart'ta bizim muhasebe haftamız. Şimdiden meslektaşlarımın 1-7 Mart muhasebe haftasını da kutluyorum. Tabii vergi haftasına girerken bugün biraz vergiyle ilgili konuşmak istiyorum. Seminerimiz de vergiyle ilgili. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır diyoruz. Bizim geleneksel bir sloganımız var. Vergi verenler, yüksek oranda vergi verenler için vergi vermek her zaman ülkemiz için gurur kaynağı olmuştur. Tabii bu neden kutsal demişler? Buna dönüp bakmak gerekiyor. Bağımsızlığımızın korunması, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmamız, bayrağımızın bu ülkede sonsuza kadar dalgalanması vergi gelirleriyle doğrudan bağlantılı, doğrudan orantılı. Bu anlamda vergi gelirlerinin toplanması son derece önemli. Bu çerçevede de bir kez daha altını çizmek istiyorum. Vergi gelirlerinin sağlıklı toplanabilmesi için kayıt dışının önlenmesi, verginin tabana yayınlanması, aksaklıkların giderilerek vergi adaletinin sağlanması gerekiyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi dönemi. Bu zor dönemde hepimiz çalışıyoruz. Canımız pahasına çalışıyoruz. Hayatından olan meslektaşlarımız var. Doktorlarımıza tabii ki teşekkür ediyorum ama ben canı pahasına çalışan gerek gelir idaresinin, gerek çalışanlarını, gerek meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seminer çok önemli bir seminer. Bugün arkadaşlarımız hem gelir vergisinde özellik arz eden durumları anlatacaklar, hem de yeni mevzuat uygulamalarında yeni değişiklikler var. Teşviklerden tutun gider kısıtlamasına kadar bu konuda açıklayıcı bilgiler verecekler. Bu ilçe eğitimlerimiz devam edecek. Bugün eskinin deyimiyle cevahir eğitimini yapıyoruz biz aslında. Cevahir'de bir araya geliyorduk. Yüz yüze görüşme imkanı buluyorduk. Artık bu büyük eğitimlerimizi Zoom ortamında yapıyoruz. Meslektaşlarımız da bugün ekran başındalar. Bir kez de tabii mesleki taleplerimizle devam ediyoruz. Sıkıntılarımız var. Sıkıntılı bir süreçten geçerken en önemli sorunlarımızdan biri tahsilat sorunumuz. Kısmen de olsa diğer sektörler KDV indiriminden faydalandılar. Biz de KDV'mizde indirim bekliyoruz. Bu konudaki her türlü meslektaşların, grupların çalışmalarında saygıyla karşılıyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok sıkıştık. Bakın ayın 17'si geçici verginin son günü. Daha bugün ayın 20'si biz gelir vergisini konuşuyoruz. 1 Mart'tan itibaren gelir vergisi beyannamelerini vereceğiz. 1 Nisan'dan itibaren de kurumlar vergisi beyannamesini vereceğiz. Son dönem geçici verginin kaldırılması yerinde olacaktır. Meslektaşlarımıza da çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Yine Türk Ticaret Kanunu'ndan geçen, girişim aşamasında kalan, yasallaşmasına rağmen buna uygun bir kısmı parlamentoda kabul edilen düzenlemesi de olan mali müşavirlerin denetim hakkının kendi alanlarında hayata geçmesi için yapılan çalışmaların tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Pandemiyi henüz atlatamadık. Sağlık her işin başında geliyor. Şu ana kadar 30 meslek mensubumuzu kaybettik. Ben onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onları görev şehidi olarak görüyorum. Bu hastalığı ağır atlatan meslektaşlarımız var. Onlara bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Tüm arkadaşlarımızdan ricamız, canımız pahasına çalışıyoruz ama yine maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Terör örgütü PKK'yı bir kez daha lanetliyorum. Geçtiğimiz günlerde 13 tane şehitimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Verimli bir eğitim geçmesi dileğiyle tekrardan başta İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız olmak üzere değerli konuşmacılarımıza, siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Oda Başkanımıza değerli konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi seminer açış konuşmalarını yapmak üzere sözü İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sayın Rıza Bilgiç'e bırakıyorum. Buyurun başkanım. İstanbul Mali Müşavirler Odamızın düzenlemiş olduğu gelir vergisi düzenleme seminerine hepiniz hoş geldiniz. Umarım başarılı bir seminer geçiririz. Ben özellikle meslek mensuplarına yapılandırma döneminde mükelleflerimize verdikleri katkıdan ötürü çok teşekkür ediyorum. İnteraktif Vergi Dairesi'nden 7256 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma başvurularımızın %90'ını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden aldık. Bu çok önemli bir rakam. Hem pandemi olması hem de İnteraktif Vergi Dairesi'nin 200'e yaklaşan hizmet sekmelerinin daha fazla kullanılması açısından önemsiyoruz. Ödemeler noktasında da aynı şekilde bankalar, GİP Sanal POS ve diğer alternatif ödeme kanalları internet üzerinden ödemelerin gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Burada da meslek mensuplarımızın, mali müşavirlerimizin mükellefleri yönlendirmede çok önemli sorumluluklar üstleneceğini ümit ediyoruz. Ayrıca İnteraktif Vergi Dairesi'nin sadece yapılandırmada değil, pandeminin de devam ettiği göz önünde alınırsa bundan sonraki vergi dairesiyle ilgili iş ve işlemlerde de daha fazla kullanılması bizim açımızdan mutluluk vesilesi. Hem mükelleflerimizin hem meslek mensuplarımızın da emek ve zaman kaybını önlemesi açısından da ayrıca bir öneme sahip. Ben pandemi döneminin devam etmesi veya etmemesini önemsemeksizin bundan sonra temassız vergi dairesi projesi olan interaktif vergi dairesinin hem mükelleflerimizce hem de meslek mensuplarımızca daha fazla benimseneceğini ümit ediyor. İstanbul Mali Müşavirler Odası'na bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyor. Hepinize başarılı bir seminer geçmesini diliyorum. İstanbul'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanımıza konuşmalarından ve her zaman bize destek olmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, siz ve tüm Gelir İdaresi'nin vergi haftasını da şimdiden kutluyorum. 2020 yılı vergilenme dönemine ilişkin yaklaşık 3.600.000 mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek. Bu beyannamelerin birçok büyük bölümünü bizler vereceğiz. Gelir vergisi kanunun 1. maddesinde gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır şeklinde tanımlanmıştır. Gelir vergisi kanunu çerçevesinde elde edilen kazanç ve iradın salt anlamda bu tanıma girmesi de yeterli olmayıp Bunun yanı sıra Gelir Vergisi Kanunu 2. maddesinde yer alan 7 gelir unsurundan birinde elde edilmiş olması da gerekmektedir. Kanunda aksi hüküm olmadıkça kazanç ve iratlar gelir tespitine gerçek ve safi miktarlarıyla nazara alınırlar. Gelir Vergisi Kanunun 85. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre ticari kazanç, basit usul dahil, gerçek usulde tespit edilen zirai kazanç, serbest meslek kazanç sahipleri, kazanç elde etmemiş olsalar dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Bu kazançlar dışında gelir unsurlarından ise belirlenmiş istisna tutarı üzerinden gelir elde edilmesi durumunda beyan edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyannamelerine ilişkin 3.475.038 mükellef tarafından beyanname verilmiştir. 2019 yılı tahsil edilen 162.704.000.000 gelir vergisi içinde yıllık gelir vergisi beyannameleriyle beyan edilen tutar üzerinden toplam 27.791.050.939 TL vergi tahakkuk ettirilmiş. Mükellef başına ortalama 7.997 TL gelir vergisi tahakkuk etmiştir. Geneldeki payı %4'tür. Türkiye'de 2020 yılı Mart ayında tahakkuk eden toplam gelir vergisinin %51.21'i İstanbul, %8.63'ü Ankara, %7.42'si İzmir olmak üzere toplam payın %67.26'sı bu 3 ilimiz mükelleflerince, kalan %32.74'lük kısmı ise 78 il mükelleflerince beyan edilmiştir. 83 milyonluk nüfusa sahip ülkemizde mükellef sayısı dikkate alındığında dolaylı vergilerin yüksek olması, beyanname yoluyla toplanan gelir vergisinin toplam gelir vergisindeki payının sadece %4 olması, asgari ücretliden kaynakta kesilen vergi payının %11 olması bizlere, adil vergi dağılımının sağlanması ve verginin tabana yayılması açısından yeni bir reforma ihtiyaç olduğunu da göstermektedir. Saygıdeğer meslektaşlarım, seminerimizin başlığı olan 2020 yılı gelirlerin beyanında özellik arz eden konuları, konuşmacılarımız gelir idaresi görüşleri ve uygulama yönüyle de değerlendirecekler. Şimdi sizlere konuşmacılarımızı takdim etmek istiyorum müsaadenizle. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Tahsilat Grup Müdürü Sayın İsmail Bilici, İstanbul Odamızın TESMER Eğitmeni Sayın Yalçın Sütütemiz, kendilerine hoş geldiniz diyor. Katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Ben geri planda bugün bize destek olacak TESMER Başkan Yardımcımız Fatih Tapkan'a, TESMER Sekreterimiz Güler Güney'e, Nedim Boza TESMER yöneticimiz, eğitmenim Serkan Süzmez'e, idare eğitim müdürümüz İnci Şalcı'ya ve teknik ekibimize de ayrıca şimdiden katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Seminerimizin sizlere yararlı olacağına inanıyor, başarılar diliyorum. Müsaadenizle sizlere seminer formatı ile ilgili de kısaca bilgi vermek istiyorum. Her zaman olduğu gibi seminerimiz 2 bölümden oluşacak. 1. bölümde konuşmacılarımız konuşmalarını tamamlayacak. 2. bölümde ise sizlerden gelen mail ortamında ekran altında geçen soru-cevap@ismo.org.tr adresimizden sorularımızı bize ulaştırdığınızda sorularınızın tamamına cevap vereceğiz. Soruların tamamı cevaplandırıldıktan sonra seminerimiz son bulacak. Ben şimdi iç konuşmalarını yapmak üzere ilk sözü İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürü Sayın İsmail Bilici'ye vermek istiyorum. Buyurun, söz sizde Sayın Bilici. sanırım slaytın yansıtılmasında bir sıkıntı yaşıyoruz Sayın Başkan. Duyuyorum şu anda, sanıyorum sorun çözülüyor. Bir dakika beklersek normale döneceğiz diye tahmin ediyorum. Sanıyorum ekrana yansıdı slaytımız. Evet. Evet. Sayın Vergi Dairesi Başkanım, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın değerli başkanı, değerli katılımcılar ve ekranları başında bizi izleyen çok değerli, kıymetli meslek mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Tahsilat Grup Müdürü, aynı zamanda Gelir Kurumlar Grup Müdürlüğü'ne bakmaktayım. Dolayısıyla bundan önceki seminerde 7256 sayılı kanunla alakalı yine böyle bir uzaktan online seminer yapmıştık. Orada aldığımız tepkiler olumluydu. Sanırım bağlantıda zaman zaman kesintiler olmuş. Tabii onu bizim buradan fark etme imkanımız yok. Umarım bu sefer öyle bir sorun yaşamayız diye tahmin ediyorum. Gelir Kurumlar Grup Müdürlüğü personelimiz bize özelgelerle alakalı bir sunum planı hazırladılar. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ben gelirim beyanı, işte istisnalar vesaire, diğer konular, bunlara girme imkanına sahip değilim. Diğer konuşmacı arkadaşımız bunları şey yapacak. Biz de bugüne kadar işte başkanlığımızca ya da işte Gelir Dairesi Başkanlığımızca Türkiye'de verilmiş olan, daha doğrusu özellikle konularla alakalı özelgelerden bir kısım derlemeler yaptık. Şimdi onları size sunmaya çalışacağım. Faydalı olması dileğiyle. Bunun planımız şu şekilde devam ediyor. Ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar, gelirin beyanı, diğer indirimler, özellikle son zamanlarda kanunlarımıza giren binek otomobilleriyle ilgili gider ve amortisman kısıtlaması, bir de yine vergiye uyumlu mükelleflerle alakalı indirim şeklinde devam ediyor. Hepimizin bildiği gibi ticari kazancın tespitinde geçerli olan tahakkuk esası ilkesine göre gelir vergisini gelir veya gideri doğuran işlemler miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmesiyle birlikte işlem tekemmül edeceğinden mal teslimlerinde gelir doğuran işlemin fatura döneminin değil, malın teslim edildiği yılın gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bu şöyle bir örnekten kaynaklanarak hazırlanmış, verilmiş bir özelge. Örneğin 2019 yılı Aralık ayında düzenlenmiş bir fatura var. Fakat mal 2021-2020 Ocak ayında teslim edildiyse, burada malın teslim edildiği dönemin gelir olarak dikkate alınması gerektiği yönünde görüş verilmiştir. Yine sık karşılaşılan olaylardan birisi hesap dönemi kapandıktan sonra ulaşan gider faturaları sorunu. Bu gider faturaları tahakkuk ettikleri yılın gider olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Beyannamenin zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler bölümündeki diğer indirim ve istisnalar satırında açıklama da girilerek gösterilmek suretiyle kazançtan indirim konusu yapılması gerekmektedir. Faturaların kayıtlara aldığı dönemde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Yine banka hesaplarının kullanımı nedeniyle hesap dönemi kapandıktan sonra düzenlenen ekstrelerle yansıtılan giderlerin durumu burada konu ediliyor. Özellikle bu giderlerin, ekstrelerin düzenlendiği yılın kazancının tespitinde dikkate alınması gerekiyor. Sayın Başkan, seste bir sıkıntı var mı acaba? Tamam. Teşekkür ederim. İşletme aktifine alınan gayrimenkulün iktisabı için kullanılan banka kredisi dolayıyla ödenen faizlerin durumu. Gayrimenkulün aktife alındığı hesap dönemi sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi zorunlu. Sonraki dönemlerde ödenen kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi veya doğrudan gider olarak dikkate alınması mümkün. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şu, yani hangi yöntemi seçtiysek sonraki dönemlerle alakalı maliyete mi ekledik ya da doğrudan gider mi tercihini yaptık, orada hangisiyle başladıysak onunla devam etmemiz gerekiyor. Yani ben şöyle başladım, daha sonra bunu değiştireyim de şu yönteme geçeyim durumu mümkün değil. Yine çalınan ve kaybolan mallarla alakalı bir özelge var burada. İşletme aktifinde kayıtlı bulunan motosikletin çalınması sonucunda trafik tescil kayıtlarından düşülerek işletmeden çekilen motosiklet bedelini gider veya maliyet olarak dikkate alınmaması gerekiyor. Çalınan motosikletle ilgili olarak sigortadan tazminat alınmış olması durumunda ise sigortadan alınan tazminatın gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir. Yine kurumlar vergisinden muaf olan kurumlardan alınan belgelerin gider olarak dikkate alınması durumuyla alakalı konu bu. Düzenlenen belge vergi usul kanununa uygun tevsik edici bir belge ise kurumlar vergisinden muaf olmasının önemi bulunmaksızın bu kurumdan alınan hizmet karşılığı ödenen bedellerin gider olarak kabul edilmesi mümkündür. Günümüzde çok yaygınlaştı home ofislerin durumu. Yani mükellefimiz evini, ikametgahını hem iş yeri hem de ofis olarak kullanması çok yaygın oldu. İnternetin yaygınlanmasından kaynaklı. Burada da giderlerin durumuyla alakalı tespit var. Burada ikametgah için, ikametgah eğer home office olarak kullanılıyorsa ödenen kira bedelinin tamamı. Ama burada yine bize gelen özelge taleplerinde şunu burada hatırlatmada fayda görüyorum. İşte ben ödediğim kiranın tamamı üzerinden tevkifat yapacak mıyım, yapmayacak mıyım sorular geliyor. Evet, burada mesken de olsa eğer iş yeri olarak kısmen de kullansanız tamam üzerinden tevkifat yapıp onu beyan etmeniz gerekiyor. Elektrik, telefon ve su gibi giderlerin ise işe ilişkin kısmı gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. Burada tabii mükellefimiz çok dikkatli hesaplama yapması gerekiyor. Yine özellikle bir durum, mükellefiyet başlangıç tarihinden önce ticari faaliyette kullanmak üzere kiralanan iş yerine ait kira ödemelerinin durumu. Yani ben bir iş yeri kiraladım, tadilat yapıyorum, 3 ay, 4 ay sürdü. Bu arada kira ödemesi de yapıyorum. Mükellefiyetim başlamadı. Ne yapamıyorum burada? Mükellefiyetim başlamadığı için henüz tevkifat da yapamıyorum ödediğim kira üzerinden. Dolayısıyla bu ödemeler, yani mükellefiyet başlangıç tarihinden önceki ödemeler genel gider olduğunun tevsik edici belgelerle tevsik edilmesi ve yapılan giderlerin vergi kanununda düzenlenen süreler içinde yasal defterlere kaydedilmesi halinde ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. Yine sık karşılaştığımız durumlardan birisi yurt dışından gelen şirket yetkilileriyle, yurt dışı müşterileri ve yurt içinde bayi ve müşterilerin kısa süreli konaklamaları için misafirhane amaçlı mesken kiralanması nedeniyle ödenecek kira bedellerinin kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Burada idarenin görüşü, yani bu sizin özel bir tasarrufunuzdur. Dolayısıyla bunun gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. Görüşü hakimdir. Yine az önceki şeyde de belirttiğim gibi, fakat bu mesken de olsa siz kiraladığınız için bunun üzerinden terkifat yapmanız gerekiyor. Yine burada ticari faaliyetin bedelsiz yapılması durumu. Yani bedelsiz de bir ticari faaliyet yapsanız bunu emsal bedel esas alınarak hesaplanacak tutar ticari kazancı bir unsur olarak kabul ediliyor ve kazanca dahil edilmesi gerekiyor. Yine ticari faaliyetin düşük bedelle yapılması durumu var. Burada da odalar tarafından belirlenen bir asgari ücret tarifesi var. Bunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Bunun altında bir bedelle hizmet verdiğiniz zaman burada da yine normal emsal bedel üzerinden fatura düzenlenmesi ya da serbest meslek kontrolü düzenlenmesi gerekiyor. Esnaf dönüşüm kredilerine ait faiz giderleri, eğer ticari kazanç mükellefi ise bu kentsel dönüşüm işini yapan mükellefimiz, ticari faaliyeti devam ettiği sürece faal olduğu dönemlere isabet eden kısmı indirim konusu yapabiliyor. Ticari faaliyetin sona erdiği tarihten sonra gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen iratlardan indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı yönünde yine bir özelgemiz var. Yine basit usule tabi mükelleflerle alakalı bir durum. Basit usule tabi mükelleflere ait araçların plaka dahil satışından elde edilen hasılat, satış hasılatı olarak dikkate alınmıyor. Yine YouTube ve benzeri platformlar üzerinden yapılan yayınlardan dolayı bu firmalar tarafından yapılan ödemelerin hangi kazanç türüne girdiği konusunda bir özelge var burada. Burada Gelecek Kanunu 1. maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş verilmiştir. Yine yakın zamanda 7256 sayılı kanunla yürürlüğe giren esnaf muhakkuk, yani 9. maddeye eklenen bir 10 numaralı fıkra var Gelecek Kanunu'nda. 9. maddenin 1. fıkrasına 1-1-2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 10 numaralı bent eklenmiştir. Bu bent de 6 numaralı bentle bayağı bir benzerlik gösteriyor ama burada hem rakam farklı hem de yapılan işlemin biraz nüans farkları var. Bununla ilgili tebliğ taslağı şu anda internet sitemizde, Gelir Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Henüz yayınlanmadı. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri internet ve imal ettikleri ürünleri, malları daha doğrusu, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar muafiyet kapsamına alınmıştır. Kanunda belirlenen 220 bin Türk lirası vardı. Bu 2021 yılında yeniden değerleme oranında artılmak suretiyle 240 bin TL olarak belirlenmiştir. 240 bin TL'yi aşması halinde muaflık hükümlerinden faydalanmıyor. Doğrudan gerçek usulle mükellef olması gerekiyor. Bunun şartları özellikle mutlaka ikametgahının bulunduğu mükellefimiz ikametgahının bulunduğu vergi dairesine müracaat etmek suretiyle esnaf muaflık belgesini alması gerekiyor. Ön şart, en önemli ön şart bu. Diğer şart da Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılacak ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart. Bankalar bu bend kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden aktarım tarihi itibariyle %4, eğer bir ya da birden fazla işçi çalıştırması durumu varsa %2 oranında tevkifat yapmaları gerekiyor. Tamamen bu bankaların sorumluluğunda. Yine bir diğer muafiyet konumuz, Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesinde yer alan genç girişimcilere kazanç istisnasından yararlanılmasına engel teşkil etmeyen hususlar. Bunlarla ilgili de çok özelge talep edildiği için bunu da buraya almada fayda gördük. Aşağıda sayacağım hususlar bu muafiyet şartına engel olmuyor. Mükellefimiz anonim şirkette yönetim kurulu başkan ve üyesi olması, başka bir yerde 4A sigortalısı olarak çalışması, yanında yardımcı eleman çalıştırılması, adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunması, tek ortaklı limite şirketinin ortağı olarak faaliyetini sürdürmesi, genç girişimcilik kazanç istisnasına engel değil. Yine mükelleflerimiz bazen istisna kazanç elde edenler mali müşavirlerinden kaynaklı ya da kendilerinden kaynaklı beyannamelerini istisnadan yararlanmadan vermiş oluyorlar. Sonradan fark ediliyor bu. Burada da örneğin zaten bunlarda 3 yıllık bir yararlanma şartı var. Örneğin 2019 yılında genç girişimci kazanç istisnasından faydalanması gerektiği halde bu istisnadan faydalanmayan bir mükellef beyannamesini vermişse vergi dairesine müracaat etmek suretiyle düzeltme beyannamesi vererek bu istisnadan yararlanması yönünde burada da görüş verilmiştir. Yine adi ortaklık şeklinde faaliyet gösteriliyorsa her bir ortağın ikisinin de birlikte bu şartları taşıması gerekiyor. Birisi taşımadığı halde diğeri de etkileniyor. Yine mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış, diğer bir ifadeyle 30 yaşından da gün almamış gerekiyor. İlk defa gelir vergisi mükellefi olması şartı var. Basit usulle vergilendiriliyor iken gerçek usule geçilmesi burada genç girişimciliğin ihlali sayılmış. Esnaf vergi muafiyetiyle ilgili düzenlenme bu yararlanması ihlal nedeni sayılmıyor. Yine bunların faaliyetle alakalı bir takım kısıtlamalar var. Bunlar eş veya üçüncü dereceye kadar, bu derece dahi tam veya kayın sınırlarından birinin, demirbaşlarının fatura karşılığında devri ticari işletmenin de devri kapsamında olduğundan bu şekilde faaliyeti sonlandırıp aynı faaliyete başlamış olunması ihlal nedeni olarak sayılıyor. Birlikte aynı adreste, aynı sektörde faaliyet gösterilmesi, serbest meslek faaliyetine ait demirbaş büro ve malzemelerinin ve müşteri müvekkille devam eden işlerin devralınması hallerinde faaliyeti durdurulan veya faaliyetin devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralınarak devam edilmesi de şartların ihlali olarak sayılmaktadır. Adi ortaklığın sona erdirilip aynı faaliyete kendi adına devam edilmesi, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olunması şartının ihlal edilmesi anlamına gelmeyeceğinden, diğer şartların da sağlanmış olması koşuluyla kalan süreyle sınırlı olmak üzere genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Yine çokça özelge ve görüşle karşı karşıya olduğumuz hususlardan birisi Gelir Vergisi Kanunu'nun 42. maddesi. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde işin bittiği döneme kadar yapılan naklediş ödemeleri üzerinden işin bittiği yıl yapılacak vergilemeye mahsuben uygulanacak kesinti oranı 3491 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1-3-2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere %3'ten %5'e yükseltilmiştir. Yine yıllara sarı inşaat hak edişleriyle alakalı bankaya yatırdık. Bankada kur farkı üzerinden tevkifat yapılması gerekiyor. Hak ediş ödemelerinin bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen kur farkı, faiz ve repo gelirlerini ise yıllara sarı inşaat işiyle ilişkilendirilmeksizin bu gelirlerin tahakkuk ettiği ilgili dönem itibariyle dikkate alınması gerekmektedir. Yani paramızı bankaya yatırdık, hak edişimizi. Banka bizim hak edişden elde ettiğimiz gelire bir faiz uyguladıysa bu elde edilen faizin yıllara sarı inşaatla bir alakasının olmadığı, bunun tamamen o dönemin kazancı olduğu ve beyanname verilmesi gerektiği hususu. Ayrıca tabii burada yıllara sarı inşaat işiyle iştigal edenler biliyorsunuz başka faaliyeti yoksa geçici vergi beyannamesi vermiyorlar, vermek zorunda değiller. Burada geçici vergi beyannamesinin de devreye gireceği hususu unutulmaması gereken bir husus. Adi ortaklık olarak üstlenilen yıllara sarı inşaat işinin yeni kurulan bir adi ortaklığa devredilmesi halinde devir tarihi itibariyle eski ortaklık açısından işin bittiği, yeni ortak açısından işe başladığı kabul edilecektir. Şahıs işletmesi olarak üstlenilen yıllara sarı inşaat işinin sermaye şirketine devredilmesi halinde devre ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih itibariyle şahıs işletmesi yönünden işin bittiği kabul edilmektedir. Burada verilen özelgenin konusu şu, mükellefimiz bilanço esasına göre defter tutuyor ve nevi şey yapıyor, işini kapatarak mükellefiyetini sermaye şirketine dönüşüyor. Buradaki özelgenin konusu bununla alakalı. Yani devir tarihi itibariyle işi bitmiş, işin bitimi diğerinde işe başlaması kabul ediliyor. Yıllara sarı olarak başlanan işin süresinden önce aynı yıl içerisinde bitirmesi durumunda yapılan ödemeler üzerinden kesinti suretiyle ödenen vergilerin durumu burada konu ediliyor. İlgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsul edilmesi gerekiyor. Bu mahsul sonrasında iade edilecek karın kalması halinde ise 252 nolu gelir vergisi genel tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekiyor. Yani başlangıçta yıllara sarı fakat erken bitirdik, yıl bitmeden bitirdik. Dolayısıyla o zamana kadar yaptığımız tevkifatlar doğru, normal beyannamenizi verip mahsul işleminizi gerçekleştiriyoruz. Bir de bunun tersi durumu söz konusu olabiliyor. Herhangi bir nedenle sonraki yıllara sarkan inşaat onarım işleriyle ilgili olarak işin yıllara yaygın inşaat ve onarım işi vasfı kazandığı tarihten itibaren yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılması durumu. Burada da planlama aynı yıl içerisinde yapılmış. Yani taahhüt öyle yapılmış. Sözleşme örneğin 2020 yılı içerisinde başlayıp 2020 yılı içerisinde bitirilmesi öngörülüyordu. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı 2021 yılına sarktıysa bu yıllara sarı nitelik kazandığı tarih öncesi geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergilerin durumu var burada. İşin tamamlandığı yılda verilecek gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan gelir vergisinden mahsul edilmesi gerekmektedir. Yıllara sarı hale geldiği andan itibaren de hak ediş ödemeler üzerinden tevkifat yapılmasına başlanması gerekiyor. Kat karşılığı inşaat işinin istikak ve hak edişe bağlı taahhüt unsuru taşıyarak alt yüklenicilere, taşeronlara yaptırılması ve birden fazla yıla sirayet etmesi halinde ödenen hak ediş tutarları üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Ticari kazançlarla ilgili kısım bu kadar. Zirai kazançlar, kısaca zirai kazançlarda hepimizin bildiği gibi tevkifat sorumluluğu var. Tevkifat sorumluluğu borsaya tescilsiz ürünler, çiftçilerden satın alınan zirai ürünlerde satın alan ve satış sonrasında taraf olanlar sorumludur. Çiftçi dışındaki kişi ve kuruluşlardan satın alınması durumunda zirai ürünü satın alanlar tevkifat yapmakla sorumludur. Çiftçilerden satın alınan zirai ürünlerde satın alan borsa ve yöneticileri yine burada sorumlu. Çiftçi dışındaki kişi ve kuruluşlardan satın alınmasında borsalar ve zirai ürünler borsaya getirilen ürünlerden müteselsilen sorumludurlar. Borsaya tescil işleminin zirai ürünün satış tarihinden sonra olması halinde satın alım tarihinde o ürünün borsada tescilinin olmaması nedeniyle satın alma işleminin borsa dışında gerçekleştiği kabul edilerek satın alınan alanın tevkifat sorumluluğu bulunmaktadır. Zirai ürünlerin çiftçi dışındaki meyve ve sebze hal toptancılarından satın alınması sırasında tevkif yoluyla ödenmeyen vergiyle buna bağlı ceza ve gecikme faizinden müteselsilen sorumlu bulunması sebebiyle muktasar beyannamelerin de 3 aylık değil aylık dönemler halinde verilmesi gerekiyor. Evet, diğer bir konumuz ücretler. Ücretlerle alakalı da kısaca değinmede yarar var. Yine 7194 sayılı kanunla ücret geliri elde edenlerde bir kısım değişiklikler yapıldı. 2020 yılı ve sonrasında elde edilecek ücret gelirleri için tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olsa dahi 103. maddenin 4. diliminde yer alan tutarı aşan ücret gelirlerine beyan zorunluluğu getirilmiştir. Yani bu geçen sene için 600 bin liraydı 2020 için. Eğer 600 bin lirayı aşıyorsa tek işverenden alınmış ücret dahi olsa tevkif suretiyle vergilendirilmiş, mutlaka bunun için beyanname verilmesi gerekiyor. Ayrıca 2020 yılı ve sonrasında birden fazla işverenden elde edilen gelirlerden birinciden sonraki işverenden alınan ücretin toplamı gelir vergisi tarifesinin 2. diliminde yer alan tutarı, yani 2020 yılı için 49 bin Türk lirasını aşan ücret gelirleri, birinci işverenden alınan dahil ücret gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesinin 4. diliminde yer alan tutarı, yani 600 bin lirayı aşan ücret gelirleri için beyanname verme zorunluluğu da getirilmiştir. Yine birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin beyanına ilişkin haddin hesabında 3218 sayılı kanun ve 5746 sayılı kanun kapsamında elde edilen ücret gelirleri dikkate alınacak. 4490 sayılı kanun ve 4691 sayılı kanun kapsamında elde edilen ücret gelirleri ise dikkate alınmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ücret istisna mıdır değil midir? İstisna değilse dikkate alınacak, tevkif suretiyle vergilendirilmişse, istisna ise dikkate alınmayacaktır. Ücret gelirlerinin beyanında son ücret bordosunda yer alan kümülatif gelir vergisi maddesinin toplam brüt tutarı, toplam SGK artı toplam işsizlik sigortası toplamına eşit olacaktır. Yine çalışırken başka bir iş yerine geçilmesi ya da işte nevi değişikliği yapılması durumları var ücretli çalışanlar açısından. Eğer nevi değişikliği yapmışsa çalıştığı kurum, kurulan yeni şirkette çalışmaya devam ediyorsa, halk işveren nezdinde, şirketin kısmi bölünmesi sonucunda kurulan şirkette çalışmaya devam ediyorsa, halk işveren nezdinde çalışan personelin yıl içinde aynı iş yerinde yeni halk işveren olarak başka şirkette çalışmaya devam ediyorsa, iki ayrı şirketin birleşmesi sonucu kurulan şirkette çalışmaya başlamışsa, üniversite bünyesinde ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayarak hizmet veren kurumdan üniversite bünyesine geçilmesi durumunda personel açısından işveren değişikliği olarak bunlar değerlendirilmiyor. Aynı takvim yılı içinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında çalışan hizmet erbabının söz konusu mükelleflerin ortağı oldukları, iş ortaklığı veya adi ortaklıklar bünyesinde çalışmaya başlamaları halinde ise elde ettikleri ücret gelirleri birden fazla işverenden elde edilen ücret geliri olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yine ücret gelirleriyle ilgili tereddüt edilen hususlardan birisi, farklı mahkemelerden alınan görevler karşılığında Adalet Bakanlığı'na bağlı veznelerden yapılan ücret ödemeleri tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilmektedir. Yani mahkemeden, Adalet Bakanlığı'na bütün mahkemelere bağlı olduğu için hangi mahkemeden olursa olsun, hangi muhasebe müdürlüğünden olursa olsun veznelerinden alınan ücretler tek işverenden alınmış gibi değerlendiriliyor. Yine 7194 sayılı kanunla 1-1-2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesinin 1. fıkrasının 10 numaralı bendine eklenen parantez içi hükümle istisnanın kapsamı genişletilmiştir. İşverenler tarafından hizmet erbabının toplu olarak iş yerine gidip gelmelerine yönelik taşıma hizmeti verilmediği durumlarda hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları için yapılan ödemeler nedeniyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır. 2020 yılı için 12 TL, 2021 için 13 TL olarak bu rakam günlük belirlenmiştir. Yine istisnalarla alakalı Türkiye'de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu dar mükellef işverenin Türkiye'de kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunması halinde elde edilen ücret geliri istisna kapsamında değerlendirildi. Asgari geçim indirimi ile alakalı özellikle birkaç durum var. Asgari geçim indirimi hesabında indirim çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmaktadır. Boşanmış eşlere ait çocuklar için aile durum bildirimiyle işverene bildirilmek kaydıyla öncelikle nafakaya hükmedilen eşin yararlanması gerekiyor. Nafaka ödenmesine karar verilen eşin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde ise çalışan diğer eşin gelirinde dikkate alınması gerekiyor. Aile durum bildiriminin iş yerine zamanında verilmiş olması şartıyla asgari geçim indirimi sadece ödemenin yapıldığı dönemdeki tahakkuk eden vergiden mahsup edilerek uygulanması gerekmektedir. Yine burs ödemeleriyle alakalı ücret sayılır sayılmaz tartışması vardı. Gelir Vergisi Kanunu 2. maddesinde sayılan gelir unsurlarından hiçbirine girmediğinden bu burs ödemeleriyle alakalı bir beyan verilmesi gerekmiyor. Başka gelirler nedeniyle de beyan verilse dahil edilmesine gerek olmamaktadır. Yine şirketin yabancı dil kursuna katılan personeli için dil kursunu düzenleyen kuruluşa veya kursa katılan personele ödediği ders ücretlerinin ücret ödemesi kabul edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Ücretlerle ilgili kısımda bu kadar. Serbest meslek kazançlarıyla ilgili özellikli durumlar. Meslek mensupları tarafından mesleki faaliyetini ifa ederken meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırılan mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu 68'e 1 maddesine göre serbest meslek kazancının tespitinde hasılat olarak indirim konusu yapılması mümkündür. Serbest meslek kazanç istisnasında yapılan değişiklikle Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında elde edilen ve aynı kanunun 103. maddesinde yazılı tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutar 2020 yılı için 600.000 lira olarak belirlenmiştir. Aşmasa istisnadan yararlanıyor. Aşması halinde gerçek usulde mükellefiyet tespit edilmesi gerekiyor. mirasçılarla alakalı özellikli bir durum. Kanuni mirasçı olarak heykeltıraş olan Muris'e ait heykel kalıplarından üretilen heykellerin satışından elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanunu 18. maddesi kapsamında gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Yine bilgisayar programcısının ürettiği bilgisayar yazılımının internette kullandırılmasından elde edilen gelirler bu yazılımın kullanımından elde edilen reklam gelirlerinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Arabuluculuk faaliyeti serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Avukatların yanında ücretli çalışan avukat tarafından yapılan arabuluculuk faaliyeti de serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir. Serbest meslek erbabınca verilen hizmet karşılığında bedel alınıp alınmadığına bakılmaksızın serbest meslek mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir. Serbest meslek kazançlarında her ne kadar da tahsilat esası geçerli olsa bile bedel alınmadığı takdirde serbest meslek kazancından bahsedilemeyecek, ancak hizmetin emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. KDV'de biliyorsunuz malın teslim hizmetini ifası, ama serbest meslek kazançlarında da tahsilatın yapılması olması nedeniyle birisinde mükellef olacak, vergi alınmayacak, diğerinde de emsal bedel üzerinden KDV ödenecek. Serbest meslek faaliyeti olarak serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunan iş yerinin bir bölümünün başka bir serbest meslek erbabına kiraya verilmesi nedeniyle elde edilen gelir serbest meslek kazancı değil, gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmektedir. Kiracı tarafından yapılan kira ödemeleri karşılığında da kanun 94'de 1.5a maddesi gereğince tevkifat yapılması gerekmektedir. Ortağı olduğu şirket tarafından Bağkur primleri ödenen bir mükellefin durumu. Kişiye dağıtılan net kar payı olarak kabulü gerektiğinden diyor. Ortak tarafından verilen yıllık beyannamede serbest meslek kazançlarından şirket tarafından ödenen Bağkur priminin indirim konusu yapılması mümkündür. Serbest meslek faaliyetinden dolayı home office olarak kullanılan konuta ait doğalgaz, elektrik ve su faturaları gibi genel gider mahiyetindeki ödemelerin ve konuta ilişkin ayrılan amortisman tutarlarının Gelir Vergisi Kanunu 68'de 1 maddesi uyarınca serbest meslek kazancının tespitinde yarısının gider olarak indirilmesi mümkündür. Serbest mesleğini icra ettiği mesai saatleri içinde iş yerinde yenen yemek bedelinin Vergi Kanunu uyarınca belgelendirilmesi halinde yine bunun da gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Serbest meslek erbabının yurt içinde yaptığı yabancı dil kursu eğitim harcaması 68. madde kapsamında gider olarak değerlendirilmiyor. Ancak 89'a 2 maddesi kapsamında diğer indirimlerde gider olarak indirim olarak kabul ediliyor. Serbest meslek erbabının çalışanı yurt dışına dil eğitimine göndermesi dolayısıyla yapılan harcamaların kendisinin mesleki bilgi ve becerisinin geliştirilmesine yönelik mesleki eğitimi için belli aralıklarla yurt dışına gidiş gelişlerinde yapılan harcamaların yeme, içme, konaklama, seyahat gibi gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Aralık ayına ait elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye ve benzeri masraflar için serbest meslek erbabı adına düzenlemiş olan fatura bedelleri ile iş yeri ile ilgili sigorta poliçe bedellerinin durumu ödemenin yapıldığı dönem gideri olarak dikkate alınması gerekiyor. Yani faturanın şeydeki gibi ticari kazançta olduğu gibi tahakkuk ettiği tarih değil de serbest meslek kazancında ödemenin yapıldığı tarihte gider olarak dikkate alınması yönünde verilen bir görüş. Serbest meslek erbabının faaliyet giderlerini karşılamak üzere kullandığı banka kredisine ilişkin ödediği faizin gider olarak indirimi mümkündür. Yani çalışanların ücretlerini ya da değişik giderlerini ödeme için ya da mesleki faaliyetine yeni başlamıştır. İş yerine aldığı demirbaşlar için kredi kullanmıştır. Bu kredilerin faiz giderlerini indirim konusu yapabiliyor. Serbest meslek erbabının faaliyetinin elde edilmesi ve idamesiyle açık ve doğrudan bir bağı bulunan ve yapılan işin mahiyetine uygun olan hukuk kitapları, tek düzen hesap planı kitapları, muhasebe programlarına ilişkin kitaplar, ofis programları kitapları, bağımsız denetim kitapları ve diğer mesleki yayınlara ilişkin harcamaların iş hacmiyle de mütenasip olması kaydıyla Gelir Vergisi Kanunu'nun 86.6 maddesi bendine göre serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan tarih, coğrafya, genel kültür ile ilgili kitap ve dergiler gibi mesleki faaliyetin yürütülmesi için zorunlu olmayan kitap ve dergiler için ödenen bedellerin ise Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesi kapsamında gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamakta ve bu kitaplar için giderlerin 89. madde kapsamında da indirimi yine mümkün bulunmamaktadır. Yine online eğitimle alakalı hukuk, bağımsız denetim, ofis programları giderlerinin ise 68. madde kapsamında gider olarak indirimi mümkün değil, ancak 89'a 2 maddesi kapsamında indirimi mümkün olmaktadır. Yine 311 nolu tebliğ ile yeni düzenlemeler yapıldı hepimizin bildiği gibi. İcra işlemlerinin durdurulması için ilama karşı istinaf veya temiz yoluna başvuran borçlunun ilamın icrasını durdurabilmek için takip edilen vekalet ücreti dahil borç tutarı için teminat verildiği ve istinaf veya temiz başvurusunun reddedilmesi üzerine teminata konu paranın alacakların avukatına ödendiği durumlarda vekalet ücretine ilişkin nakden veya hesaben ödemenin ne zaman gerçekleşeceği bilinemediğinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak. İcra işlemleri sonucunda borçluya haciz uygulanması ve hacize konu malların satılması veya borcun kefil veya üçüncü kişilerden tahsil edilmesi durumlarında borçlunun gelir vergisi tevkifatı yapması söz konusu olmayacaktır. Bu durumda serbest meslek erbabı avukat tarafından borçlu adına serbest meslek mahkûlu düzenlenecek, tevkifat söz konusu olmayacak ve bunun gelirine dahil edecektir. Örneğin vekalet ücreti dahil borcun kefil veya üçüncü kişilerden tahsil edilmesi durumunda borçlu tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması söz konusu olmayacak. Tevkifata konu olmayan vekalet ücreti nedeniyle borçlu adına serbest makbuzu düzenlenmesi ve elde edilen gelirin serbest meslek kazancına dahil edilerek beyan edilmesi gerekmektedir. Tahsil edilen ancak davanın kaybedilmesi dolayısıyla müvekkile iade edilmesi gereken vekalet ücretlerinin durumu kesinti yapılmış olması halinde vergi kesintisi dahil toplam tutar olarak iade edilmesi ve iade edildiğinin geçerli belgelerle ispat edilmesi kaydıyla gider yazılması mümkün bulunmaktadır. Ücretlerle ilgili sunumumuz bu kadar. Gayrimenkul sermaye iratlarıyla alakalı özellikli durum. Yine burada 15 yıllığına kiralanan gayrimenkul için kiracı şirket tarafından kiralama süresince yapılan tadilat ve inşaat işlerine ilişkin harcamaların durumu. Kira süresinin sona erdiği dönemin geliri sayılmak suretiyle aynen tahsil edilen kira bedeli olarak beyan edilecektir. Yani gayrimenkul sermaye 15 yıl, örneğin ilk 4 ay işte 100.000 lira kira belirledik. 400.000 lira 4 aylık. Bu 4 aylık kirayı iş yerinin tadilatı için harcandı. Mal sahibine bir ödeme yapılmadıysa bu ödeme ne zaman yapılmış sayılıyor? 15 yıl olduğu için 15. yılın sonunda boşalttığında o boşalttığı tarih itibariyle bir aynen tahsil edilmiş bedel olarak kabul ediliyor. Bunun üzerinden teklifat yapılması gerekiyor ve mülk sahibinin de bunun üzerinden beyannamesini vermesi gerekiyor. Tahsil edilen kira bedelinin mahkeme kararına istinaden geri ödenmesi durumunda bu döneme ilişkin beyannamelerin ilgili dönem hasılatına uygun olacak şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Yani geri ödenen tutarı cari yıldaki beyanname üzerinden gider olarak yazılması mümkün değil. Hangi dönemin beyannamesiyle beyan edildiyse o dönemin beyannamesine düzeltme vermek suretiyle bu düzeltme yapılması gerekiyor. Tabii burada karşımıza bir şey sorunu çıkabilir. Örneğin düzeltme zaman aşımı sorunu çıkabilir. Bunun da ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Kişi adına kayıtlı gayrimenkulün haczedilmesi neticesinde icra müdürlüğüne yatırılan kira bedellerinin kişi tarafından tahsil edildiği kabul edilerek gayrimenkul sermaye iradı kapsamında vergilendirilmesi gerekmektedir. İcra müdürlüğüne hani gayrimenkul sermaye iradında da tahsil esası geçerli olduğundan icra müdürlüğüne ödenen bedel mükellefin kendi hesabına aktarılmamış olsa bile bunun beyannamesini vermesi gerekiyor. Yine diplomatik statüsü bulunan gayrimenkullerin çeşitli nedenlerle bir dernek, vakıf veya eğitim kurumuna geçici olarak tahsis edilmesi durumunda bu taşınmazların konsolosluk işleri hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 32 ve 55. maddeleri çerçevesinde konsüler veya diplomatik statüleri söz konusu kullanım süresince ortadan kalkmaktadır. Bu gayrimenkuller herhangi bir konsül statüsü bulunmadığından bunların kiralanması karşılığında ödenen bedeller üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir. Yine mesken olarak kullanılan gayrimenkullerin günlük veya aylık olarak kısa sürelerle başkalarının kullanımına sunulması faaliyeti ticari faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Yine son zamanlarda yaygınlaşan, karşımıza çıkan bir durum. Günlük, aylık kiraya veriyorsan bu gayrimenkul sermaye iradı değil, normalde ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Okul, hastane vesaire olarak bağışlanmak üzere kendi arsa ve araziler üzerine inşa edilen tesisler için yapılan harcamalar tesisin tamamlanıp ilgili kamu kurumuna teslim edildiği yıla ilişkin. İdare tarafından temin edilen arsa üzerinde inşa edilerek bağışlanacak inşaatlar içinse yapılan harcamalar harcamanın yapıldığı yıla ilişkin gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla verilecek gelir vergisi beyannameleri üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. Kendi arsanızın üzerinde bina yapıp da bağışlayacaksanız herhangi bir genel bütçe kapsamındaki kuruma ya da belediyeye benzer kurumlara bu tamamlanıp tamamı bittikten sonra ama arsa ilgili kurum tarafından tahsis edilmiş. Siz sadece ona üzerindeki yapılacak binaya harcama yapıyorsanız bunu da harcamanın yapıldığı yılda indirim konusu yapabiliyor. Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör ve benzeri giderlerin kira gelirlerine ait gayri safi hasılattan indirim konusu yapılabilmesi için söz konusu giderlerin kira geliri elde edilen gayrimenkule ait olması ve kiraya veren tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle oturulan konuta ait aidatların kira gelirlerine ait gayri safi hasılatın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. İvasız intikal eden gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerinin beyanında amortismanın indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Yani miras yoluyla intikal eden bir gayrimenkul düşünelim. Burada kira geliri elde ediyorsunuz, beyanname vereceksiniz. Miras yoluyla ivasız intikal ettiği için bu size. Dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir amortisman indirim konusu yapmanız mümkün değildir. Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri tarafından kira gelirlerine ilişkin gerçek gider usulü seçilerek verilen beyannamelerde kiraya verilen konuta ilişkin olarak gayrimenkul alım satımında tapu müdürlüğüne ödenen tapu harcının ödendiği yıl kira gelirinden gelir vergisi kanunu 74'e 5 maddesi gereğince indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ödendiği yılda indirim konusu yapılamayanın harcın sonraki yıllarda amortisman yoluyla ifa edilmesi gerekmektedir. Safi iradın tespitinde gerçek gider yönteminin tercih edilmesi halinde istisnaya isabet eden kısım hariç olmak üzere elde edilen gayri safi kira gelirlerinden kira ile oturulan konutun kira bedeli dışındaki diğer giderler, zarar doğurucu giderler indirim konusu yapıldıktan sonra kazancın kalması halinde Kanun 74'e 1.10 maddeleri ve bentlerindeki bentlere göre geriye kalan toplam gayri safi hasılatın iş yeri kira gelirleri dahil kira ile oturulan konuta ilişkin ödenen kira bedellerinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Yine gayrimenkul sermaye iratları ile ilgili gider olarak indirilenler ve maliyete eklenmesi gerekenler bu slaytımızda belirlenmiş. Katılım Bankası'ndan kullanılan konut kredisine ilişkin kar payı adı altında yapılan ödemeler gider. İdare gideri mahiyetinde olan elektrik, doğalgaz, su ve personel harcamaları ile onarım gideri mahiyetinde bulunan boya, badana, peyzaj ve çevre düzenlemesi harcamaları, hecci misil ödemeleri, emlak vergisi gider olarak indiriliyor. Maliyete eklenmesi gerekenler ise mutfak dolabı, mutfak tezgahının yenilenmesi, parke halı flex, arızalı şofben değişimi, ilave petek klima, ankastre fırın, kombi, elektrik, su ve ısıtma tesisatlarının yenilenmesi, gayrimenkulün alım satımı sırasında ödenen banka kredisine ait dosya masrafı, eksper masrafı, komisyon giderleri, oturma ruhsatı alınabilmesi için yapılan kat mülkiyetine ait harcamalar, yangın çıkış kapısının değiştirilmesi, çatı tamiri, rögar gideri gibi giderlerde bunlar maliyete eklenerek indirim konusu yapılması gerekenler. Evet, diğer kazanç ve iratlar. Sayın Başkan, süre konusunda bir sıkıntımız var mı? Hızlandırabiliriz. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Diğer kazanç ve iratlarla ilgili yine birkaç özellikli husus var. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç mükelleflerinin işletme aktifine dahil edilsin veya edilmesi. Yani gerçek usulde mükellefse, basit usul mükellefi değilse ister işletme aktifine kaydetsin ister etmesin. Bilfiil ticari faaliyette kullanılan ticari plaka ve aracın satışından doğan kazancın ticari kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu kazançla ilgili Gelir Vergisi Kanunu'nun 80. maddesinde belirlenen istisna hükümlerinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır. Bilanço esasına göre defter tutan şahıs işletmesinin bilançosunun aktif ve pasifiyle bütün halinde limite şirkete devrolunması, şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi, devredilen ferdi işletmenin sahibinin şirkette devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermaye tutarında ortaklık payı alması durumunda değer artış kazancı hesaplanmayacak. Ancak işletme hesabı esasına göre defter tutan şahıs işletmesinin yeni kurulacak limite şirkete devri halinde değer artış kazancı hesaplanacaktır. Kanunda böyle bir istisna mevcut değildir. İntifa hakkı tesis edilerek satın alınan gayrimenkullerde taşınmaz üzerindeki intifa hakkının kaldırılarak taşınmazın tapusunun yenilenmesi halinde gayrimenkulün çıplak mülkiyetinin tesis edildiği tarih iktisat tarihi olarak dikkate alınacaktır. Bu da yine değer artış kazançlarında 5 yıllık biliyorsunuz süre var. O süre içerisinde dikkate alınması gereken çıplak mülkiyet ne zaman tescil edilmişse o tarih iktisat tarihi olarak dikkate alınarak gerekli değerlendirme yapılacaktır. Değer artış kazancının hesaplamasında tadilat giderlerinin gayrimenkulün iktisadi değerini artıracak surette tevsiyi, tadili veya bunlara ilave yapılması için ihtiyar olunan giderlerden olması ve maliyet artırıcı bir nitelik taşıması halinde iktisat bedelinin tespitinde maliyete dahil edilmesi mümkündür. Gayrimenkulün iktisat bedelinin konutun elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu'nca belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksindeki artış oranında artırılmak suretiyle dikkate alınması gerekmektedir. Evet. Gelelim beyanıyla alakalı durumlara geçiyoruz. Beyan sınırının belirlenmesinde ticari zararlar dikkate alınacaktır. Geçmiş yıl zararları ise dikkate alınmayacaktır. Bu gayrimenkul sermaye ihracatlarıyla ilgili bir beyan durumu. Faaliyetin terk edilerek aynı takvim yılı içerisinde tekrar başlanılması halinde terk edilen ticari faaliyetten doğan geçmiş yıl zarar tutarlarının yeni başlanılan faaliyetten elde edilen ticari kazançtan indirilecek geçmiş yıl zararı olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Yine terk edilen faaliyete ilişkin terk edilen döneme ait zararın sadece o yıla ilişkin beyannamede beyan edilmesi mümkün bulunmakta. Önceki yıllara ait zararların ise dikkate alınmaması gerekmektedir. Yine 89. maddede diğer indirimlere geçiyoruz. Adi ortaklıklarda basit usul mükelleften burada bahsediyoruz. Adi ortaklık şeklinde her ortak ayrı ayrı istisnadan indirimden yararlanacaklar. Yine İstisnadan yararlanmamışsa basit usul mükellefimiz bir önceki yılda yararlanma hakkı olduğu halde yararlanmamışsa yine düzeltme beyannamesi vermek suretiyle önceki yıllara ilişkinde beyannamelerini düzeltebileceği yönünde bir görüş verilmiştir. Hizmet ihracatına ilişkin yurt dışında ödenen vergilerin %50'lik kısmı Türkiye'de ödenen gelir vergisinden beyan süresi içerisinde mahsup edilebilecektir. Beyan süresi içerisinde burada bir özellikli durum var. Dernek tarafından yaptırılan Fransız inşaatında kullanılmak üzere derneğe makbuz mutabili yapılan ya da bu amaçla açtırılan banka hesabına yatırılan maaş ve yardımlar derneğin mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan dernek kapsamında olması halinde kanun 89'da 5 maddesi kapsamında vergi maddesinin tespitinde indirim konusu olarak dikkate alınabilecektir. Yine mükelleflerce derneğin banka hesabına gıda bankacılığı faaliyetinde kullanmak üzere gönderilmiştir açıklamalı dekontla havale yapılması, havale edilen meblağ ile dernek tarafından söz konusu mükellef adına gıda, temizlik, yiyecek ve yakacak maddesi alınarak patronun da bu mükellef adına düzenlettirilmesi ve kanun 40 ve 89. maddeleriyle 251 Serinoğlu gelir vergisi genel tebliğinde belirtilen şartların taşınması kaydıyla gıda bankacılığı kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak bağışlanan gıda, temizlik, yiyecek ve yakacak maddelerinden maliyet bedellerinin vergi maddesinin tespitinde bağış yapanın hukuki statüsüne göre gider veya indirim olarak dikkate alınması mümkündür. Yine eş adına ödenen hayat sigortasının %50'sinin indirim konusu yapılması mümkün. Eşe ait sağlık harcamaları %10'u yine bu şeylerde de var. Zaten şu anda biliyorsunuz Gelir Dairesi Başkanlarımız rehberleri yayınlıyorlar. Rehberler çok güzel. Yani bu konuların detayına çok fazla girmenin de anlamı burada olmadığını düşünüyorum. Meslek mensuplarımız zaten bunları internetten elde edip oradaki bilgilerden faydalanma durumundalar. Yine mükellefin eşine ve çocuklarına ait eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin KDV dahil belgelerde gösterilen toplam tutar indirimi kabul edilen harcama olarak dikkate alınabilir. fatura ile belgelendirilmesi şartıyla eczanelere ödenen ilaç bedeli harcamaları indirim konusu olarak dikkate alınabilir. Burada dikkat ederseniz fatura ifadesi geçiyor. Yani normal piş geçerli olmuyor. Eşinin ilk evliliğinden olan ve velayeti eşinde bulunan küçük çocuk için mükellef tarafından yapılan özel sağlık sigortası ve eğitim harcaması yine gider olarak indirim konusu yapılabiliyor. Üniversitede tahsilde olan çocuğun eğitim amaçlı kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile özel yurt veya pansiyona ödenen tutarlar indirim konusu yapılabiliyor. Burada da indirimi kabul edilmeyen hususlar kısaca belirlenmekte. Koruyucu aile olarak çocuk için yapılan eğitim ve sağlık harcamaları kabul edilmiyor. Vasinin vesayeti altındaki kısıtlı için yaptığı eğitim ve sağlık harcamaları indirim olarak kabul edilmiyor. Velayeti ayrılmış olduğu eşinde bulunan çocuğu için eşi adına fatura edilen eğitim harcaması da indirim olarak dikkate alınmıyor. Yine spor kulübü derneğine yapılan üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat ödemeleri dikkate alınmıyor. Bağış dikkate alınabiliyor. Burada önemli olan husus, yani vurgulanması gereken husus, üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat. Bunlar indirimi kabul edilmiyor. Okul aile birliklerine yapılan nakdi bağışlarda indirim olarak kabul edilemiyor. Üniversite tarafından tanzim edilen faturalarda yer alan eğitim harcamaları, kayıt harçları, kalınan yurt için ödenen tutarlar, üniversite öğrenimi sırasında alınan karşılıklı burs gideri ödemesi ve benzer ödemelerde indirim olarak dikkate alınıyor. Evet. Binek otomobillerle ilgili yapılan düzenlemeden kaynaklı özellikli durumlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Binek otomobillerle ilgili biliyorsunuz gider kısıtlaması getirildi. Evet, kiralamalarda ve satın almalarda ne kadar gider yapılabilir? Onlarla ilgili ekranda detaylı görüyoruz. Değişiklik öncesinde kira tutarının tamamı gider yazılabiliyordu. Ama değişiklik sonrasında aylık en fazla 2020 yılı için 5.500 lira gider yazılabiliyor. Yine satın almalarda değişiklik öncesi KDV ÖTV'nin tamamı gider yazılıyordu. Şimdi değişiklik sonrası 140.000 lirası 2020 yılı için gider yazılabiliyor. Yine normal giderlerde değişiklik öncesinde tamamı gider yazılabilirken işte yakıt ve benzeri tamir bakım giderleri gibi değişiklik sonrası %70'i gider yazılabiliyor. Amortismanlarda da değişiklik öncesinde yine tamamı amortismana tabi tutulurken değişiklik sonrasında 2020 yılı için 300.000 lira. Eğer KDV, ÖTV dahil amortismana tabi tutulmak isteniyorsa 300.000 lira. Hariç ise 160.000 lira. İkinci el araçlarda da 300.000 liralık bir sınır var. Taksicilik faaliyetinin esas itibariyle binek otomobillerin çeşitli şekillerde işletilmesi kapsamı içinde değerlendirilmesi gerekmekte olup taksiyle yolcu taşımacılığı faaliyetine istinaden elde edilen kazançlar üzerinden ticari taksilere ait akaryakıt, onarım ve bakım giderlerinin tamamının indirim konusu yapılması mümkündür. Ticari işletmeye dahil olan ve işte kullanılan motosikletin kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili olan tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderleriyle vergi kanunlarına göre ayrılması gereken amortisman bedellerinin tamamının ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkündür. Bunun nedeni de şu, verilen özelge, yani binek otomobiller dediği için kanun, o da 87'ye 3 tarife pozisyonunda yer aldığından dolayısıyla motosiklet 87'ye 3 tarife pozisyonuna yer almaması nedeniyle bunun hem giderlerinin hem de amortismanın tamamı gider olarak dikkate alınabiliyor. Yine son zamanlarda kamuoyu gündemine giren skuterlar, elektrikli skuterlarla alakalı bir özelliği var. Faydalı ömürleri bunların Sanayi Bakanlığı'na sorulmuş. Sanayi Bakanlığı bunların faydalı ömürlerinin 6 ile 10 ay arasında olan bir değişiklik gösterdiğini belirtmiş. Dolayısıyla burada faydalı ömrü 1 yıldan az olduğu anlaşılan elektrikli skuter isimli iktisadi kıymetler için yapılan harcamaların doğrudan gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna benzer de işte cebri çalışmadan kaynaklı işte araç lastikleriyle alakalı da benzer görüşler verilmektedir. Evet, son olarak da vergide uyumlu mükelleflerle alakalı hususlardan kısaca bahsedip sunuyu tamamlamak istiyorum. 7193 sayılı kanun değişikliğiyle gelir vergisi kanununa mükerrer 121. maddenin 2. fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl, bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanun süresinde verilmiş olması şartlardan birisi. Önceden bütün beyannameleri sayıyordu. Sonra bu değişiklikle 1-1-2020 tarihinden itibaren bir değişiklik oldu. Burada sadece sayılan beyannameler'in verilmesi hususu şartı sağlanmış oldu. Böylece 1-1-2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere kanun süresinde verilmiş beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanun süresinde ödenmiş olması şartı kaldırılmış ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergilerin ödenmiş olması yeterli hale gelmiştir. Yine 3. bendinin değişikliği, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle 1 numaralı bend kapsamında vergi beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekiyor. Ödemeyle alakalı da işte burada karşımıza çıkan mahsuplar var. Mahsuplarda hepimizin bildiği gibi vergi dairesinin kontrolleri sırasında bir kısım eksikliklerden kaynaklı azalmalar olabiliyor. Burada mahsupta %10 azalma varsa bunu mükellefler ödemiş olmaları şartıyla bundan yararlanabiliyorlar. Ya da işte ihraç kayıtlı tecil terkin kapsamında bir durum varsa burada da yine 15 gün içerisinde bu terkin edilmeyen kısmı ödenmesi halinde burada da yararlanıyor. Bununla ilgili hususlar da bayağı kolaylaştırılmış oldu. Biraz hızlandırmak istiyorum. Yine mükerrer 121. maddenin 5. fıkrası aşağıda şekilde değiştirilmiştir. Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar ve hizmet birim beyannameleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini vergi ibaresi anılan bakanlığa vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder. Önceden tüm beyannameler vardı bildiğiniz gibi. Özellikle damga vergisi çok sorun oluyordu mükelleflerimiz açısından. Yine bu maddedeki beyannameler burada tek tek sayılmış. Tekrar etmenin bunlar bir anlamı yok. Mahsup nasıl yapılacak? Kanun süresinde verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplanacak vergi indirimi tutarı öncelikle bu beyanname üzerinden ödenecek gelir vergisinden mahsup edilecek. Kalan indirim tutarı bulunması halinde ise bu takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin kanun süresi kanuni olarak verilmesi gereken son tarihi izleyen bir tam yıl içerisinde tahakkuk eden diğer vergi borçlarından mahsup edilecektir. Geçen sene biliyorsunuz bir sıkıntı yaşadık. Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 1.6 yani 31.5-1.6-2020 tarihine kadar uzamıştı. 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi. Burada arkadaşlarımız yanlış işlemişler slaytta. Burası 30'a 4-2020 tarih değil de 1-6-2020 olması gerekiyor. Dolayısıyla 1.6.2020 tarihine uzadığı için mükelleflerimizin özellikle vergi indiriminden kaynaklı mahsuslarında son dönem geçici vergi beyannamesinden kaynaklı ödemelerini mahsup eden mükelleflerimiz ya da muhtasarları mahsup eden mükelleflerimiz mağduriyet yaşadılar. Bu geçersiz sayıldı. Gelir dairesinden alınan görüş 1.6.2020 1.6.2021 yani bu geçtiğimiz seneye mahsus olmak üzere özellikle pandemi süreci nedeniyle uzatılan durumdan kaynaklı bu dönemde verilen beyannamelere ait ödemeler mahsus edilebilecek. Yoksa normalde 1.5 diyelim 2021 30'a 4 2021 şeklinde idi bu. Bu süre, beyanname verme süresi uzatıldıkça bu taraftan süre azalıyor, diğer taraftan artmış oluyor. Bunu da bilgilerinize sunmada fayda var. Şahıs işletmesinin ticaret şirketine devredilmesi. Şahıs işletmesinin sahibinin vergi mükellefiyeti ilgili ticaret şirketinin vergi indiriminden yararlanması hususunda dikkate alınmayacaktır. Yine az önceki şeyde bahsettiğim gibi yani bir şahıs işletmesi şirkete dönüşmüşse burada şahsın verdiği beyannameler şirket açısından hüküm ifade etmiyor. Yeni mükellefiyet tesisinde indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanun süresinde verilmiş olması şartı gereğince 3 yıl faaliyette bulunulması şartı aranmaktadır. Bu son slaytımızdı. Dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kolaylıklar diliyorum. Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürümüz Sayın İsmail Bilici'ye katkılarından dolayı, bu güzel sunumlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sunumlarını yapmak üzere o da eğitmenlerimizden Sayın Yalçın Sütütemiz'e sözü bırakmak istiyorum. Söz sizde. Buyurun Yalçın. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de değerli oda başkanımız ve odamız yönetim kurulu üyelerini bizlere bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarıma da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet değerli meslektaşlarım, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan İsmail Üstadımızın sunumunda İdarenin bakış açısıyla 7 gelir unsurunda özelgeler ışığında bilgilendik. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Benim sunumum tamamen uygulamaya yönelik olacak burada. Yani tamamen örnekler üzerinden 7 gelir unsurunda beyannamede toplama yapılacak ve yapılmayacak durumların üzerine değineceğim. Şimdi öncelikle Gelir Vergisi Kanunu'nun 1. maddesi geliri tariflediği açış konuşmasında da değerli Başkan Yardımcımız Haydar Bey de belirttiği üzere gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safi tutarıdır diye tanımlanmış ve hemen 2. maddesinde de 7 gelir unsurunu belirtmiştir. Yani ticari kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar. Şimdi bunları tariflemekle beraber Türkiye'de tam mükellef olan gerçek kişiler bu 7 gelir unsuruyla beraber yurt dışında elde etmiş oldukları kazançlar üzerinden de vergilendirilecekler. Gelir Vergisi Kanunu'nun 6. maddesi de dar mükelleflerin sadece Türkiye'de elde etmiş oldukları kazançlar üzerinden vergilendirileceğini belirtmiş ve hemen biz örneklerimize geçmek üzere 85 ve 86. maddeye bağlamak istiyorum bu gelir unsurlarını. Gelir Vergisi Kanunu'nun 85. maddesinde Gelir Vergisi Kanunu'na göre beyan edilmesi gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur. Yani bir başka deyişle bir gerçek kişinin farklı gelir unsurlarından elde etmiş olduğu yani bir takvim yılında farklı gelir unsurlarından elde etmiş olduğu gelirlerin bir araya getirilmesi işlemine gelirin toplanması diyoruz. Şimdi kural bu olmakla beraber 86. madde bu maddenin istisnası hükmündedir. Yani 86. maddede de yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilecek gelirlerde toplama yapılmayacak halleri tariflemiştir. Dolayısıyla şimdi 85. maddeye tekrar döndüğümüzde ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelirleri bulunanlar her hal ve şartta yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler. Bu gelirlerin haricinde diğer unsurlardan gelir elde edenler de belirlenmiş istisna tutarının üzerinde gelir elde etmesi halinde beyanname verecekler. Şimdi gelir vergisi beyannamesini tanzim ederken ben tüm meslektaşlarıma şöyle bir önerim var. Mutlaka ve mutlaka Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesini yazdırıp masaların üzerine koysunlar. Değerli meslektaşlarım, hem kendileri hem de yanlarındaki staj yapan stajyer kardeşlerimize ve diğer muhasebe personeli elemanlarına mutlaka ve mutlaka bu 86. maddeyle beraber beyannamenin birlikte tanzim edilmesini öneriyorum. Çünkü çok gerçekten bizim için şifreleri olan beyannamenin doğru hazırlanması yönünde de iyi yönlendiren ve olması gerektiği şekilde de çıkması gerektiği şekilde de beyannameyi hazırlamamız için ışık tutan bir madde. Öncelikle 86. maddeyi hep beraber bir irdeleyelim değerli meslektaşlarım. Şimdi 86. madde 1 ve 2 fıkra halinde belirtilmiştir. 86'ya 1'de tam mükellefiyette toplama yapılmayacak haller, 86'ya 2'de de dar mükellefiyette toplama yapılmayacak halleri tariflemiştir. 86'ya 1 de 3 alt başlıkta A, B, C, pardon 4 alt başlıkta A, B, C, D alt başlıklarında belirlenmiş. Bu alt başlıklardan birincisinde öncelikle istisna haddi içinde kalan kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan gelirlerin beyannameye ithal edilmemesi gerektiğini, yine gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançların beyannameye dahil edilmeyecek ve hiçbir şekilde bununla ilgili beyanname verilmeyeceğini, aynı zamanda yine Gelir Vergisi Kanunu 75. maddesinin 15 ve 16. bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarının beyannameye dahil edilmemesi gerektiğini belirtiyor. 75'e 15 ve 16 nedir? Emeklilik şirketlerinden ayrılma nedeniyle elde edilen iratlar ve 16'da da bireysel emeklilik sisteminden ayrılma nedeniyle elde edilen iratlardır. Dolayısıyla 86'ya 1A'da istisna hadlerinin altında kalacak olan kazanç tutarlarının, burada bir daha altını çizerek hatırlatıyorum, ileride örneklerimizde bunlara değineceğiz. 86'ya 1B sadece ve sadece ücretlerin beyannameye dahil edilmesi veya edilmemesi durumunu belirleyen bir eşik belirlemiştir burada. Ücretlerde biliyorsunuz 2020 yılından itibaren 7194 sayılı yasayla 7 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. İlave bir eşik belirlendi. Şimdi öncelikle burada hiç kafa karıştırmaması açısından sadece ve sadece İki tutar üzerindeki belirlememizi yapacağız. Yani eşiğimizi belirlerken ücret gelirlerinin yıllık beyannameyle beyan edilip edilmemesiyle ilgili iki tutara dikkat edeceğiz. Bir bakacağız, ister tek işveren olsun, ister birden fazla işverenden ücret geliri elde ediyor olalım, 600 bin lirayı aşıyor muyuz, aşmıyor muyuz? 600 bin lirayı aşıyorsak ister bir ister birden fazla işverenden ücret geliri elde edelim, her hal ve şartta bunu yıllık beyannameyle beyan edeceğiz. Eğer 600 bin lirayı aşmıyorsak diğer eşik 103. maddedeki ikinci gelir dilimi, yani 2020 yılı için 49 bin lirayı arayacağız. Birden fazla işverenden ücret geliri elde ediyorsak birden sonraki işverenlerden elde etmiş olduğumuz gelir toplamı 49 bin lirayı aşıyor ise o zaman yine ücret gelirlerini yıllık beyannameyle beyan edeceğiz. Özetle öncelikle toplam ücret gelirimiz ister bir ister birden fazla olsun işveren 600 bin lira yaşıyorsa her hal ve şartta beyanname, yıllık beyanname düzenliyoruz. 600'ü aşmıyorsa o zaman birden fazla işveren arayacağız ve birden fazla işverende de 49 bin liralık eşiği arayacağız. Eğer bu tutarı geçmiyor isek yıllık beyanname ile beyan etmemize gerek kalmayacak. Yıl içerisinde kesinti yoluyla yapılan ödemeler her hal ve şartta nihai vergileme olacak. 86'ya 1C çok önemli bir madde. Çünkü diğer gelir unsurlarını da beyana dahil edip etmeyeceğimizi 86'ya 1C'de belirleyeceğiz. Yani tevkif yoluyla kesilmiş olan menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarında 86'ya 1C'deki belirlenen eşiğe göre tespit edeceğiz. Burada çok hata yapılıyor değerli meslektaşlarım. Bu 86'ya 1C'de de 49 bin lira 2020 yılı için, yani 103. maddedeki yazılı gelir diliminin ikinci basamağındaki 49 bin lirayı dikkate alacağız ama nerede 49 bin lirayı dikkate alacağız? Gayrimenkul tevkif suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkulü belirlerken 49'a bakmayacağız. Bu 86'ya 1C maddesinin giriş cümlesi çok önemli. Vergiye tabi gelir toplamının 49 bin lirayı geçip geçmediğine bakacağız. Gayrimenkul sermaye iradı veya menkul sermaye iradı ile beraber. Yani vergiye tabi gelir toplamımız 103. maddedeki ikinci gelir dilimi olan 49 bin lirayı aşıyor ise o zaman tevkif Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş, ister 1 liralık olsun ister 10 liralık olsun menkul ve gayrimenkul sermaye iratları her hal ve şartta gelir vergisi beyannamesinde beyan edilecektir. Eğer vergiye tabi gelir toplamımız bu tutarın altındaysa o zaman gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarının beyannameye dahil edilmesine gerek yoktur. 86'ya 1D de 1C'de 86'ya 1C'de tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından bahsetmiştik. 86'ya 1D'de de tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarını konu almış. Bunda da 2020 yılı için 2600 liralık bir sınır belirlenmiş. Yani tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında 2600 lirayı aşmayan bir gelirimiz var ise bunun için gelir vergisi beyannamesi vermemize gerek yok. Başka gelir unsurları nedeniyle beyanname veriyor isek bu gelirlerimizi de beyannameye dahil etmemize gerek yok. Çok basit bir örnek, basit usule tabi olan bir vergi mükellefine iş yerimizi kiraladığımızda elde etmiş olduğumuz yıllık kira geliri 2600 liranın altında ise basit usulde de tevkifat yapılmadığı için 86'ya 1D'ye göre buradan elde etmiş olduğumuz 2600 liranın altında olduğu için kira geliri için beyanname vermeyeceğiz. Diğer gelirlerimiz için vermiş olduğumuz bir beyanname varsa bunu da dahil etmeyeceğiz. Bir başka örnekte alacak faizleri de bunlar için de 2600 liranın altında ise tevkifata tabi olmadığı için beyannameye dahil etmeyeceğiz. Önemli bir madde 86'ya 2, 86'ya 1'de hep tam mükellefleri tanımlamıştık ama 86'ya 2'de de dar mükellefiyette tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar yani ticari kazançların haricindeki diğer gelir unsurlarında, ticari ve zirai kazançların haricinde diğer gelir unsurlarında tevkif yoluyla dar mükellefiyete sahip olanlar vergilendirildiyse bu onlar için nihai bir vergidir. Bu kazanç unsurları için bir beyanname vermeyeceklerdir. Diğer kazançları nedeniyle beyanname verdilerse bu gelirlerini beyannameye intikal ettirmeyeceklerdir. Evet, 85 ve 86. madde üzerinde derlediğimiz örnekler üzerinden gidersek konu çok daha net anlaşılacağını umuyorum. İlk örneğimizde kişisi 2020 takvim yılında elde etmiş olduğu 20 bin liralık brüt bir iş yeri kira geliri var. Yine 22 bin liralık bir mesken kira geliri var ve 210 bin liralık mevduat faizi var. Tam mükellef kişi Türkiye'de tevkif yoluyla elde etmiş olduğu kira gelirine bakar iken, eşiğimizi belirlerken ne yapacağız? 86'ya 1C maddesine bakacağız. 86'ya 1C'de ne demiştik? Vergiye tabi gelir toplamı 103. maddedeki gelir ikinci dilimindeki 49 bin lirayı aşıp aşmıyor mu? Mevduat faizleri biliyorsunuz Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi hükmü gereğince tevkifata tabi tutulduğu için ayrı bir düzenleme var geçici 67'de. Her hal ve şartta bunlar için beyanname verilmiyor ve beyanname başka gelirler için veriliyorsa da bu gelirler beyannameye dahil edilmiyor. Dolayısıyla mevduat faizi beyannameye dahil edilmediği için vergiye tabi gelir toplamımız burada mesken kira geliri ve iş yeri kira geliri 44 bin lira olduğundan dolayı iş yeri kira geliri için beyannameye vermiyoruz, beyannameye dahil etmiyoruz. Peki mesken kira geliri için ne yapacağız? Mesken kira gelirini öncelikle 21. maddede belirtilen 6600 lira 2020 yılı için istisnayı geçiyor mu geçmiyor mu buna bakacağız. 6600 lirayı geçiyor ama bu belirtmiş olduğumuz örnekte bu 6600 lirayı kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Bir de ona bakacağız. Çünkü neden? 21. maddede öncelikle her hal ve şartta ticari, zirai ve mesleki kazanç nedeniyle beyanname verenler bu 6.600 liralık istisnayı uygulamayacaklar. Bunun yanında vergiye tabi beyan edilsin edilmesin elde edilen gelir, yani ticari ve sanayi, ticari, mesleki ve zirai kazancın haricindeki gelir unsurlarından elde edilen gelir toplamı ücretler için belirlenen tarifedeki 3. gelir diliminde, yani 2020 yılı için 180 bin lirayı aşıyor ise elde edilen gelir toplamı, yine 6.600 lirayı burada kullanamayacağız. Dolayısıyla mesken kira geliri için beyanname vereceğiz ve 22 bin lira üzerinden Bay yıllık gelir vergisi beyannamesini düzenleyecek. Başka bir örneğimiz, yine ikinci bir örneğimiz, bu örnekte de serbest meslek kazancı elde eden bir vergi mükellefi bu kazancının yanında ücret geliri, Eurobond faiz geliri, iş yeri kira hasılatı ve devremülk kira geliri elde etmiş. Şimdi tek tek bu gelir unsurlarına göre beyannamenin nasıl düzenlenmesi gerektiğini, hangi gelirlerinin toplamaya dahil edileceğini, hangi gelirlerinin toplamaya dahil edilmeyeceğini üzerinden geçerek bakalım. Bir kere her hal ve şartta 85. maddede ticari, zirai ve mesleki kazanç dolayısıyla beyanname verecek, yıllık beyanname verecek. Serbest meslek kazancı 75 bin lira bir beyanname vereceğiz. Ücret geliri 750 bin lira. Biraz önce ne demiştik? Ücret gelirindeki eşiği belirlerken her hal ve şartta 600 bin lirayı geçiyorsa ister bir ister birden fazla işveren olsun, biz bu ücret gelirini beyannameye 600 bin liraya geçiyor ise dahil edeceğiz. Dolayısıyla ücret gelirini de beyan ediyoruz. Yıl içerisinde tevkif yoluyla kesilmiş olan gelir vergilerinde bu düzenlenen yıllık beyannameden mahsup edeceğiz. Ücret gelirinde beyannameyi ithal ederken dikkat edeceğimiz tutar, 63. madde Gelir Vergisi Kanunu 63. maddesindeki yapılan indirimler düştükten sonra, yani nedir bunlar? Sosyal Güvenlik Kurumu için işçi payı %14, kesinti yapılan %14, işsizlik sigortası için işçi payı %1, varsa engellilik indirimi, bunları düşüyoruz. Bunları düştükten sonra gelir vergisi beyannamesine dahil ediyoruz ücret gelirini. Eurobond faiz gelirleri. Eurobond faiz gelirleri bildiğiniz gibi hazinenin yurt dışına ihraç etmiş olduğu borçlanma araçlarıdır. Bunlar yabancı para birimi üzerinden ihraç ediliyor. Dolayısıyla geçici 67. maddenin konusuna girmiyor. Ancak Gelir Vergisi Kanunu 97. maddesinin 7A alt bendinde Eurobondlarla ilgili bir tevkifat öngörülmüş. Bu tevkifat oranı da %0. Ama %0 bile olsa tevkifata tabi, yani teknik bir nedenden dolayı buraya zaten konulmuş bir olay. Tevkifata tabi bir gelir olduğu için burada da ne yapacağız biz? 86'ya bir C'ye göre arayacağız. Yani vergiye tabi gelir toplamının 49 bin lirayı aşıp aşmadığına bakacağız. Bu örneğimizde her hal ve şartta zaten 75 bin lira serbest meslek kazancı ve ücret gelirinden dolayı aşıyor. Eurobond faiz gelirleri de her hal ve şartta beyannameye dahil edilecek. Faiz gelirinin elde edildiği tarihte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmiş tutar üzerinden beyannameye dahil edeceğiz. İş yeri kira hasılatı da 86'ya 1C'de bakıyoruz. Tevkifata tabi tutulmuş ancak 49 bin lirayı geçtiği için vergiye tabi gelir toplamı. Bunu da beyannameye dahil ediyoruz. Devremülk kira geliri. Devremülk kira geliri Gelir Vergisi Kanunu 74. maddesinde. Burada çok özel de bir düzenleme var. Aslında bir hak kiralaması burada. Dolayısıyla devremülk kira gelirini de beyannameye dahil edeceğiz ama bu kira gelirinden dolayı götürü gider usulünü seçemeyeceğiz. Çünkü Gelir Vergisi Kanunu 74. maddesinde gayrimenkul sermaye iratlarından indirilebilecek giderleri tariflerken 11. bendinde dilerlerse hasılat üzerinden götürü gider usulünü seçebilirler vergi mükellefleri, ancak parantez içerisinde kondukları bir hüküm hak kiralamaları hariç diyor. Devremülk kira geliri bir hak kiralaması olduğu için dolayısıyla bunun için götürü gider usulünü seçemeyeceğiz. Varsa gerçek giderde yapmış olduğumuz masrafları düşebileceğiz. Şimdi biraz daha teknik örneklere geçmek istiyoruz. Gelirin toplanmasıyla ilgili 4 tane birbirinden farklı, birbirinden özellikle örneğimiz var değerli meslektaşlarım. Şimdi ilk örneğimizde Türkiye'de ikamet eden ve avukatlık faaliyeti icra eden bir mükellef, vergi mükellefin elde etmiş olduğu gelirleri görüyoruz burada. Öncelikle avukatlık faaliyetinden 32.500 lira, mesken kira gelirinden 13.500 lira, adi komandit şirketten komanditer ortak vasfıyla bir kar payı var burada 15.000 lira, yurt içi mevduat faizi 28.000 lira, yurt dışı muhkim sermaye şirketine ait bir şirketin hisse satışından elde etmiş olduğu 21.000 lira bir kazanç var ve toplam kazanç ve iratlar toplamına baktığımızda 110.000 lira. İndirim unsurlarına baktığımızda yurt dışındaki sigorta şirketine yapılan bir bireysel emeklilik sigortasına giriş ödemesi var. Yurt içinde yine bir sigorta şirketine yapılan bireysel emeklilik katkı payı ödemesi var. 11.800 lira. Şimdi yukarıdaki gelirlerden bu gelir unsurlarının hangilerinin beyannameye kanunun hangi maddelerine göre ithal edileceğini beraber irdeleyelim. Bir kere serbest meslek kazancı 85. madde gereği her hal ve şartta yıllık beyannameyle beyan edilecek. Mesken kira geliri için artık bir istisna haddi aramıyoruz çünkü bir mesleki kazanç söz konusu. Dolayısıyla bu da 13.500 lira götürü gider yöntemini seçmiş. Bu götürü gider yöntemine düştükten sonra gayrimenkul sermaye olarak dahil edilecek. Adi komandit şirketten elde edilen kar payı. Evet, burada özellikle bunu koyduk değerli meslektaşlarım. Adi komandit şirketler kurumlar vergisi kanunun 2. maddesinde sayılan mükellef gruplarının içerisinde olmadığı için adi komandit şirketlerin dağıtmış oldukları kar payları tam mükelleften elde edilmiş bir kar payı olmadığı için gelir vergisi kanunu 22. maddesinin 3. bendi gereği bir İstisna söz konusu değil, aynı zamanda 94. madde gereği de bir stopaja tabi değil. Dolayısıyla aldığımız 15.000 liralık kar payını doğrudan beyannameye dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü 86'ya 1D'de 2.600 liralık bir eşik vardı. 15.000 lira 86'ya 1D'ye göre 2.600 liraya geçtiği için doğrudan beyannameye dahil edeceğiz. Yurt içi mevduat faiz gelirleri biraz önce bahsetmiştik. Gelir vergisi kanunun 67. maddesinde düzenlenen özel bir hüküm nedeniyle beyannameye dahil edilmeyecek. Yurt dışı muhkim sermaye şirketine ait bir satış kazancı da değer artış kazancıdır. Bu değer artış kazancı da 21.000 lira olarak burada da bir istisna söz konusu değil. Burada da bir istisna düşmeyeceğiz. Değer artış kazançlarındaki istisnayı neden düşmeyeceğiz? Bu istisnayı düzenlerken değer artış kazançlarında düşeceğimiz 40.000 liralık istisna eşik belirlenirken bu belirlemede bir parantez içi hüküm var. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasından ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkartılmasından sağlanan kazançlarda bu tutarı düşemiyoruz. 18.000 lira 2020 yılı için elde edilen değer artış kazançlarından istisna tutacağımız tutar ama bu kazanç tutarı hisse senedi alım satım kazancı olduğu için bunu düşemiyoruz. Aynı zamanda bu avukat mükellefin evinde bakmakla yükümlü olduğu engelli bir birey olduğu için bir de engellilik indirimi var. İndirim konu unsurlarındaki bireysel emeklilik sistemi 89. maddede artık indirim konusu yapamayacağımız için hem yurt içi hem yurt dışında her hal ve şartta bunu değerlendirmeye alamayacağız. Evet, bu avukatlık faaliyetiyle uğraşan mükellefin beyannameye dahil edeceği gelir unsurlarını belirledikten sonra tutarlarını da hep birlikte belirleyelim. 32.500 lira avukatlık faaliyetinden elde etmiş olduğu gelir. Mesken kira geliri 13.500 liraydı. %15 götürü gideri düştükten sonra 13.500 lirayı %15'in düştükten sonra kalan %85'i 11.475 lira olarak beyannameye dahil ediyoruz. Yine adi komandit şirketten elde etmiş olduğu kar payı istisna ve tevkifat uygulamasına tabi olmadığı için doğrudan 15.000 lirayı ilave ettik. Yurt dışı muhkim sermaye şirketine ait kazanç tutarında yine hisse senedi kazancından elde edildiği için doğrudan tamamını istisna düşmeden tamamını beyannameye dahil ettik 21.000 lira ve beyana tabi kazanç ve iratlar toplamı 79.975 lira oldu. Bu tutar üzerinden aynı zamanda ailesinde birinci derecede engelli bir birey olduğu için serbest meslek erbaplarının da Gelir Vergisi Kanunu 89. madde hükmü gereği engellilik indirimini kullanabilecekleri için, aile bireyleri için de kendileri için de 1400 lira olan birinci derecede engellilik indiriminin 12 ile çarpımı yıllık 16.800 lirayla indirdikten sonra 63.175 lira üzerinden 12.527.25 lira gelir vergisi hesapladık. Bu mükellef eğer vergiye uyum düzeyi yüksek bir mükellefse yine vergiye uyumlu mükelleflere tanınan indirimi de düştükten sonra gelir vergisini ödeyebilir. İkinci örneğimiz daha farklı bir örnek bu da. Bir yazılım mühendisinin ücretli olarak çalışan yazılım mühendisinin elde etmiş olduğu gelirleri burada hep beraber inceleyelim. Bir A işverenden alınan bir ücret var. Tevkifata tabi bir ücret 25.000 lira. B işverenden alınmış 120.000 liralık bir ücret var. Yalnız B işvereni 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanununa göre teknoparklarda kurulmuş bir iş yeri. Yine yurt dışında bir banka mevduat faizi elde etmiş 45.000 lira. Ve ilgili ülkede bu 45.000 lira üzerinden de 11.250 lira vergi kesintisi yapılmış. 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç edilen devlet tahvili faiz geliri var. Yine 45.000 lira. Tam mükellef Z anonim şirketinin hisselerinin elden çıkartılmasından doğan bir zarar var. Bir hisse satışından zarar var. Yine mesken kira geliri var. 2020 yılı için 21.000 lira. 2019 yılına ait yine bir mesken kira geliri var. Geç tahsil etmiş ve faizden tahsil etmiş bu kira gelirini. 2.000 lirası faiz olmak üzere toplam 15.800 lira bir tahsilat var. Toplam kazanç ve iratlar toplamı 246.000 lira. Şimdi bu gelir unsurlarını beyannameye nasıl dahil edeceğiz? Öncelikle ücret gelirlerinde 86'ya 1B'de ne dedik? Toplam bir eşik 600.000 liraya geçip geçmediğine, daha sonra 600.000 liraya geçmiyorsa birden fazla işveren arayacağız. Ama burada özellikle bir durum var. 2020 yılı için özellikle bir durum var. Birinci işverenden alınan ücret her hal ve şartta çalışanın kendisi belirliyor burada ama burada Teknopark'tan elde edilen ücret 4691 sayılı yasanın geçici ikinci maddesi gereği gelir vergisinden istisna tutulduğu için bir kere toplamaya dahil edilmeyecek. Bu eşik toplamasına dahil edilmeyecek. Bu ücret burada 700.000 lira da olsa dahil etmeyecektik. Ama 2-2-2021 yılından itibaren artık bu istisnadan vazgeçildi. Muhtasar beyanname üzerinde gelir vergisi önce hesaplanacak ve muhtasar beyanname üzerinden terkin yoluyla işverene tanınan bir teşvik haline geldi. 2021 yılında bu hesaplama farklı olacak. Ama 2020 yılı için biz bu eşiği dikkate almayacağız. 25.000 lirada tek işverenden alınmış bir ücretle göreceğiz. İkinci işverende alınmış olsaydı da 49.000 liranın altında olduğu için beyannameye dahil etmeyeceğiz. Yurt dışı banka mevduat faizi Türkiye'de tevkifata tabi olmadığı için 86'ya 1D'ye bakacağız toplama yapılmayan hallerde. 86'ya 1D'de de 2600 liralık bir sınır vardı. 2600 lirayı aştığı için 45.000 lirayı olduğu gibi beyannameye dahil edeceğiz. Yurt dışında ödemiş olduğu 11.250 liralık vergiyi de Gelir Vergisi Kanunu 123. maddesindeki şartları sağlaması koşuluyla beyanname üzerinden mahsup edeceğiz. 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç edilen devlet tahvil ve faizlerinden elde edilen gelirler de gene geçici 67. madde kapsamında tevkifata tabi tutulduğu için bunlar için de beyanname verilmeyecek. Verilen beyanname varsa da bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. Tam mükellef Z anonim şirketinin hisselerinin elden çıkartılmasından doğan bir zarar var 25.000 lira. Gelir Vergisi Kanunu 88. maddesinde zararların karlarla takası ve mahsubu ile ilgili hükmün 1. fıkrasında bu gelir unsurlarının bir gelir unsurunun diğer bir gelir unsurundan elde edilen zararla mahsup veya takası mutlaka yapılabiliyor ama burada bir istisna koymuş. Diğer kazanç ve iratlardan bir zarar var ise bu zararın başka gelir unsurlarından mahsup edilmesinin önü 88. maddenin 1. fıkrasıyla kesildiği için bu zararı biz diğer gelirlerimiz için beyannameye dahil ettiğimizde bu zararı mahsup edemeyeceğiz. Dolayısıyla beyana konu etmiyoruz. Mesken kira gelirine bakıyoruz. Burada 6600 liralık eşik var burada, istisna vardı. Bu 6600'ü kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Öncelikle mesleki, zirai veya ticari kazanç olmadığı için hemen diğer eşiğe bakacağız. Bu da gelir vergisi 103. maddesinde ücret gelirleri için belirlenen 3. gelir dilimindeki 180 bin lirayı aşan bir gelirimiz var mı? Evet var, 246 bin lira. Dolayısıyla 6600 lirayı bu mesken kira gelirinden mahsup etmeden doğrudan beyannameye ithal edeceğiz. 2019 yılında elde edilen kira gelirinin 2000 liralık kısmı faiz demiştik. Bu 2000 liralık kısım faizi de yine 86'ya 1D'deki 2600 liralık eşikle karşılaştıracağız. Ama bizim bir başka faiz gelirimiz daha vardı. Yurt dışındaki tevkifata tabi tutulmayan yurt dışındaki bankadan bir faiz gelirimiz 45 bin lira, 2 bin lira da bu. İkisinin toplamı 47 bin lira. Bu iki toplamı 2600 lirayla karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla 2600 liradan büyük olduğu için mesken kira gelirinden elde edilen 2000 liralık faiz kısmı da menkul sermaye olarak beyan edilmek üzere beyannameye ithal edeceğiz. Şimdi beyannamemizin görüntüsü nasıl olacak? Toplam mesken kira gelirimiz 23.000 ve 13.800 liraydı. 34.800 liranın %15'ini götürü gider düştükten sonra dilerse gerçek gider usulünde seçebilir burada mükellef. Ama örneğimizde götürü gider seçtiğini varsaydık. %85'ini beyannameye dahil ettik. 29.580 lira gayrimenkul sermaye iradı ve 47 bin lira menkul sermaye iradı. Toplam 76.580 lira bir matrahımız ve bu matraha tekabül eden 16.146 lira 60 kuruşta gelir vergimiz var. Bu gelir vergisinden 11.250 lira yurt dışında ödenen bir vergi vardı. Bu yurt dışında ödenen vergiyi 9.488.08 lira düştük. Neden? Öncelikle gelir vergisi kanunun 123. maddesinde belirlenen şartlar var. Ne diyor? Bir, şahsi bir vergi olması gerekiyor. Bu elde edilen gelirle alakalı bir vergi olması gerekiyor. Türkiye'de bu gelir için ödenen vergiye isabet eden tutarını düşebiliyoruz en fazla. Bunun aşan kısmını düşemiyoruz. Dolayısıyla burada da bir hesaplama yapmamız lazım. Beyan edilen gelirin içerisinde yurt dışından elde edilen gelirimiz ne kadarmış? Toplam 76.580 lira beyan edilen gelirin içerisinde 45.000 lira yurt dışından bir gelir elde etmişiz ve bu da %58.76'ya denk gelmiş ve bizim hesaplanan gelirimizin de %58.76 yani 9.488 lirası yurt dışından elde edilen menkul sermaye iradına isabet ettiği için en fazla düşebileceğimiz yurt dışındaki ödenen vergi 9.488 lira. Bu vergiyi ne zaman düşeceğiz? Beyannameyi verdik, düştük ama diğer bir şart da 123. maddede ödeme tarihinde yani taksit tarihine kadar mutlaka bu verginin yurt dışında ödenen verginin ödendiğine ilişkin yurt dışından alınmış bir belgenin yetkili makamdan alınmış bir belgenin konsolosluktan onaylatılmış haliyle Maliye Bakanlığı'na vermemiz lazım. Vergi dairesine teslim etmemiz lazım. Eğer bunu ilk taksit ödeme süresi içerisinde getiremez isek bir yıl bir süre tanınıyor. Bir yılın sonuna kadar bu belgeyi getirdik, verdik, vermediysek bu düşülen vergi terkin ediliyor. Mükelleften indirim konusu yapılan bu tutar aranıyor. Dolayısıyla bir yıldan sonra getirdiğimiz takdirde artık bunun bir hükmü yok, kullanılmıyor. Mücbir sebep hali hariç 123. maddeye dikkat etmemiz gerekecek burada. Evet, 3. örneğimizde çok karşılaşıyoruz. Bizlerin gurbetçi dediğimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de elde etmiş oldukları gelirlerde nasıl bir vergileme yapılıyor? Gelir vergisi kanunun 6. maddesinde dar mükelleflerin Türkiye'de elde etmiş oldukları kazançların vergilendirileceği, sadece Türkiye'de elde etmiş oldukları kazançların vergilendirileceği belirtildiği için bu vatandaşlarımızın da sadece Türkiye'de elde etmiş oldukları gelirlerin beyannamesinin nasıl düzenleneceğine ilişkin bir örnek hazırladık. Evet değerli meslektaşlarım, Almanya'da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişinin Almanya'da C-Bank'tan 10.000 euro mevduat faiz geliri varmış. Bunun da Türk lirası karşılığı 90.079 lira. tam mükellef Z Anonim şirketinin hisselerinden kar payı Türkiye'de elde etmiş brüt olarak 120 bin lira. 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç edilen devlet faizi geliri elde etmiş. Bu da tahvil faizi elde etmiş. Bu da 40 bin liraymış. Mesken kira geliri Türkiye'de elde ediyor. 60 bin lira. Toplam kazanç ve iratlarının toplamı 310.079 lira. Öncelikle ne demiştik? Dar mükelleflerin Türkiye'de elde etmiş oldukları kazançları vergileyeceğiz. Almanya'daki kazanç bizi ilgilendirmiyor. Doğrudan bunu eliyoruz. Ama Türkiye'de elde etmiş olduğu Z Anonim şirketinin hissesinden almış olduğu bir kar payı, brüt kar payı 120 bin lira. Gelir vergisi kanunu 22. maddesinin 3. fıkrasında bunun %50'si istisna, kalan %50'lik kısmı da 103. maddedeki gelir dilimindeki ikinci dilime uyan 49 bin lirayı aştığı için yarısını beyan edeceğiz. Ama tamamı üzerinden ödediği stopajı düşeceğiz. Yalnız burada duruyorum. Burada uygulamada daha farklı bir şey var. Beyannameyi daha sonra bunu da söyleyeceğim size. Türkiye'deki vatandaşlar için bu. Ama tekrar altını çiziyorum. Dar mükellef bir vatandaş. Peki geldik. 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç edilen devlet tahvili faiz geliri. Geçici 67 her hal ve şartta beyan etmeyeceğiz. Mesken kira geliri tevkifata tabi olmadığı için beyan edeceğiz. Elimizde 2 tane gelir kaldı aslında. Normalde beyannameye ithal etmemiz. Tam mükellef kurumdan elde edilmiş bir kar payı, bir de mesken kira geliri. Ne demiştik 86'ya 2'de 2. fıkrasında? Dar mükelleflerin Türkiye'de elde etmiş oldukları serbest meslek, ücret, gayrimenkul sermaye iradları, menkul sermaye iradları, diğer kazanç ve iratları tevkifata tabi tutulduysa bunlar için beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler için beyanname verilirse bu gelirler beyannameye ithal edilmeyecek. Dolayısıyla 86'ya 2. fıkra gereği de bu dar mükellef Almanya'da yaşayan vatandaşımızın Türkiye'deki Z Anonim şirketinden elde etmiş olduğu temettü geliri stopaja tabi tutulduğu için bunu beyannameye koymayacağız. Elimizde bir mesken kira geliri kaldı. Bunun içinde 6.600 liralık istisnanın uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili gelir toplamımıza bakıyoruz. 180 bin lirayı geçtiği için 60 bin lirayı doğrudan beyannameye ithal ediyoruz. %15 götürü gideri düştükten sonra kalan tutar üzerinden beyan veriyoruz. Dikkat edilmesi gereken husus neydi? Tevkifata tabi tutulmuş bir gelir unsuru var ise bunlar da yani ticari ve zirai kazancın haricindeki diğer gelir unsurlarında tevkifata tabi tutulmuş bir kazanç var ise bu kazanç her hal ve şartta beyannameye dahil olmayacak, nihai vergileme olacak. Evet, 4. ve son örneğimize geldik değerli meslektaşlarım. 4. örneğimiz de İstanbul'da bulunan bir irtibat bürosundan yani bir yazılım mühendisi ücretli çalışan bir kişinin İstanbul'da bulunan irtibat bürosundan elde ettiği 3.000 euro bir gelir var, ücret geliri var. Bunun karşılığı 27.073.70 Türk lirası. Tevkifata tabi tutulmuş ücret geliri 76.500 lira. Yine tevkifata tabi tutulmuş bir ücret geliri 72.250 lira. 3 ayrı ücret geliri var. Arsa satışından elde edilmiş bir komisyon geliri var. 150 bin lira. Alacak faiz elde etmiş 2 bin lira. Kira geliri elde etmiş brüt olarak 60 bin lira. Almanya'da Z şirketinden kar payı almış 12 bin lira ve 4 bin lira Almanya'da bu kar payı için vergi ödemiş. Toplam kazanç ve irat toplamı 399.773.70 kuruş. Şimdi Türkiye'deki irtibat bürosundan elde edilen gelir vergisi kanunu bu irtibat bürosunun yurt dışı kazançlarından bu ücret ödemesi yapıldığı için gelir vergisi kanunu 23. maddesi gereği bu gelir için herhangi bir şekilde beyannameye dahil etmeyeceğiz. Kazanç eşiğinde hesaplarken bu hesaplamaya da dahil etmeyeceğiz. Evet. Birden fazla işveren toplam ücret gelirimiz 600 bin liranın altında ama birden sonra işverenden almış olduğu ücret geliri toplamı 49 bin lirayı aştığı için dolayısıyla tüm ücret gelirlerini beyannameye koyacağız. Bu ücret geliri için yıl içerisinde tevkif suretiyle ödenen vergileri de beyannameden mahsup edeceğiz. Arsa satışından elde edilen komisyon geliri 150.000 lira. Arizi kazançlarla ilgili Gelir Vergisi Kanunun 82. maddesinde belirtilen arizi kazançla ilgili 40.000 liralık istisnanın üzerinde olduğu için 40.000 lirayı düştükten sonra kalan kısmını beyannameye ithal ediyoruz ve bununla ilgili beyanımızı yapıyoruz. Alacak faizi elde etmişiz 2.000 lira. İş yeri kira geliri elde etmişiz 60.000 lira. Alacak faizi 2.000 lira, 86'ya 1'de de 2.600 liralık istisnanın altında kaldığı için dahil edilmeyecek. İş yeri kira geliri brüt 60.000 lira. Dolayısıyla tevkifata tabi tutulmuş 60.000 lira 49.000 liranın üzerinde olduğu için vergiye tabi gelir toplamı her hal ve şartta bunun için de beyanname vereceğiz. Beyannameye dahil edeceğiz bu gelirimizi. Almanya'da elde edilmiş kar payı menkul sermaye iradı. Dolayısıyla bu menkul sermaye iradı 12.000 lira beyannameye dahil edilecek. Çünkü tevkifata tabi tutulmamış. Bu menkul sermaye iradı beyannameye dahil edildiği için alacak faizde menkul sermaye iradı 2.600 liranın altında kalmasına rağmen 12.000 lirayla toplayarak 14.000 lira alacak faizinde ithal edeceğiz. Eğer Almanya'daki kar payını elde etmemiş olsaydık alacak faizi beyannamemizde olmayacaktı. Evet, şimdi bu ücret gelirinin toplamı 148.750 lira beyannameye koyduk. Alacak faizi 14.000 lira ve menkul sermaye iradı ile beraber 14.000 lira. İş yeri kira geliri %15 götürü gider düşülmüş haliyle 51.000 lira. Komisyon geliri 150.000 liraydı. 40.000 lirayı düştük. %10.000 lira. Toplam gelirimiz 323.750 lira. Bunun üzerinden vergiyi hesapladık. 91.693.31 lira ve mahsup edilecek vergilere geldik. Şimdi bu vergiyle ilgili de bir özellikli durum var. Birazdan ona da değineceğim. Neden özellikli bir durum var? İçinde ücret geliri ve diğer gelir unsurları da var ve biliyorsunuz ücretlilerin gelir tarifesiyle diğer gelirlerin tarifesi 103. maddede farklı. Dolayısıyla ücretler %27'den %35'lik dilime daha geç girdiği için bir farklılaştırma var. Bu farklılaştırma ile ilgili 75 numaralı gelir vergisi sirkülerinde özellikle açıklamalar var. Eğer böyle bir gelir unsurundan dolayı ücret geliri de beyan edip de beyanname vermek durumunda olan meslektaşlarımız mutlaka ve mutlaka 75 numaralı sirkülerdeki açıklamaları da dikkate alması gerekiyor. Evet, bu gelir vergisi beyannamesini düzenledikten sonra yurt dışında ödenen vergilerde 4.000 lira ödememize rağmen yine yurt dışındaki kazanca isabet eden tutar gelir vergisi 3.398.67 kuruş olduğu için indirebileceğimiz, mahsup edebileceğimiz tutar da bununla sınırlı. Biz de 3.398.67 liraya düşüyoruz. Yurt içerisinde kira gelirinden dolayı ödenmiş olan gelir vergisi 12.000 lira, bunu mahsup ediyoruz. Yine yurt içinde yıl içerisinde elde etmiş olduğumuz ücret gelirinden yapılan tevkifat 31.103 lira, bunları düşüyoruz. 91.000 lira tahakkuk eden vergiden 45.190.77 lira bir ödenecek vergi çıkıyor. Evet, beyan ettiğimiz gelirlerin içerisinde ücret geliri de var demiştik. Toplam gelirimiz bizim neydi? 323.750 liraydı. 120.000 liralık 3. dilimden sonra %35'e geçiş olduğu için bunu düştükten sonra %35'i çarptık ve 120.000 liraya kadar hesaplanan 27.870 lira gelir vergisini de bu bulduğumuz tutara ilave ettik. 99.182.50 lira beyan edilen matra üzerinden hesaplanan vergiyi bulduk. Aslında bu vergiyi verecektik. Ama ücret gelirinin toplam geliri oranı %45.95 ve matrağın ücret gelirine tekabül eden kısmında 93.614 lira. Bu %45.95'i bununla 93.67 ile de %27 ve 35'lik dilim arasındaki %8'lik dilim farkını çarptığımız zaman 93.614 liralık matrahla 7.489 liralık bir gelir vergisi, gelir farkı var. Dolayısıyla bu 99.000 liradan bu vergiyi düştüğümüz zaman 7.490 4 liraya düştüğümüz zaman 91 bin lira gelir vergisinde toplam beyannameyi buluyoruz. Bunu mutlaka ve mutlaka 75 numaralı sirkülerde farklı versiyonları da var. Ben sadece bu gelir hesapladığımız gelir unsurları özelinde yaptım. Ama 75 numaralı sirküleri dikkate alalım. Yurt dışına ödenen vergilerin mahsubundaki hesaplamamız da bir önceki hesaplamayla aynı olduğu için burada aynı dataya girmiyorum. Ben uygulama üzerindeki örnekler üzerindeki sunumumu burada tamamlıyorum. Soru ve cevaplarda gelecek olan farklı sorularınız varsa veya diğer sorularınız varsa hepsini cevaplamak üzere şimdi sözü değerli başkan yardımcımız Haydar Tunç'a teslim ediyorum. Buyurun Haydar Bey. Teşekkür ediyorum Yalçın Bey. Çok kıymetli Yalçın Sütütemiz'e sunumlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık diyoruz. Değerli konuşmacılarımız da uygun görürlerse ikinci bölüm, böylece birinci bölümümüzü tabii ki tamamlamış olduk. Değerli konuşmacılarımız da uygun görürse ikinci bölüm soru cevap bölümüne ara vermeden devam edelim diye öneriyorum. Olur. Sizler de kabul ederseniz. Olur. Soru cevap bölümünde de şu şekilde ilerleyeceğiz. Sizlerden gelen sorular, meslektaşlarımızdan gelen sorular bana ulaştı. İsmail Bey'e sorulan sorularla Yalçın Bey'e sorulacak soruları ayırdık. Öncelikle ben misafirimiz olan İsmail Bilici Bey'e sorularını sormak istiyorum. Uygun görseniz Yalçın Bey. Daha sonra da size soruları soracağız. Sinan, bağlıyor musun? Aha. Evet. Sesimizi alıyor musunuz İsmail Bey? Evet, alıyorum. Şu anda beni duydunuz değil mi az önce? Söylediklerimi duydunuz mu? Tabii tabii duydum. Evet üstadım. Öncelikle size gelen soruları ben sizlere okuyacağım. İlk sorudan başlıyorum. Vergi dairesi veznesine kredi kartıyla bir 7600 liralık harç ödemek istemiş meslektaşımız. Evet. Kredi kartıyla ödeme alınmadığını söylemişler. Kredi kartıyla harç ödemesi hayata geçirilemez mi diye bir soru soruyor size. Yani veznelerimizde şu anda post cihazı maalesef henüz konulmadığı için veznelerimizden tahsilat yapamıyoruz ama interaktif vergi dairesinden ödeme yapabilirler. Elektronik ortamda ödeme yapabilirler. Veznelerimizde öyle bir çalışmamız var. Gelir dairesi başkanlarımızın post cihazı koyma çalışması ancak henüz gerçekleşmedi. Evet, diğer bir sorumuza geçiyoruz. Teşekkür ediyorum. 2017 yılı 3500 TL, 2018 yılı 5500, 2019 yılı 6750, 2020 yılı 10.500, toplam 26.250 TL YouTube üzerinden gelir elde eden şahıs gelir mükellefi değil, bu geliri ne şekilde beyan etmesi gerekmektedir? Değer artış kazancı ve iratlar arzi kazançtan bahsedilebilir mi? Teşekkür ederim diyor meslektaşımız. Evet. Burada biz sunumda da kısaca bahsetmiştim. Yurt üzerinden elde edilen gelirler ticari kazanç olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla ticari kazançlarda da herhangi bir elde edilen açısından herhangi bir istisna yok. Yani mükellef olacak ve beyannamelerini vergi dairesine vermesi gerekiyor. YouTube üzerinden ya da diğer kanallardan elde edilen gelirler ticari kazanç olarak değerlendirilir. Teşekkür ediyorum. Bu sorumuz Rize'den gelmişti. Size az önce sorduğum soru. Rize'deki meslektaşlarımıza da sevgilerimizi sunuyorum. Saygılarımızı sunuyorum. GMS ile ilgili bir soru. Tapu kaydı babasının üzerine kayıtlı olan iki meskene çocukları ikamet etmekteyken çocukları daha sonra kiraya verip kira gelirinin tahsilatını yapmaktadır. Ayrıca çocukları mortgage kredisi kullanarak ev almışlardır. Sorusu ise meslektaşımızın tapusu babasının üzerine kayıtlı olan bir kira gelirine çocuklarının beyan etmesi ve ödedikleri kredi faizlerinin mahsup etmesi mümkün müdür diye bir soruları var. Buyurun. Bu maalesef mümkün değil. Tabi bu babanın adına olduğu için evli. Orada kendileri ikamet ettikleri zaman yani her çocuğuna bir daire tahsis etmek suretiyle bu istisna emsal kira bedelle hesaplanmaz. Ancak tabu baba adına kayıtlı olduğu için orayı kiraya vermek suretiyle kendileri bir başka yerde oturup da oradan elde ettikleri kirayı yani istisnadan yararlanma şansları yok. Yani baba adına beyanname verilmesi gerekiyor. Anlatabildim mi bilemiyorum. Teşekkürler. Diğer bir soruya geçiyorum. Onur Durmaz meslektaşımızdan sorduğu bir soru. Bir mükellefimizin kapanışı olacak ve aynı iş yerinde oğlu farklı bir iş kolunda iş yeri açacak. Yani babası tabela işi yapıyorken oğlu internet kafe işletecek. Bu kişi aynı adreste olduğu için genç girişimcilikten yararlanmasına engel midir diye bir soru var. Teşekkür ederim. Engel değil. Aynı iş türü olmadığı için, yani aynı işin devamı olmadığı için engel değil. Genç girişimcilik diğer şartları da taşıyorsa yararlanabilir. Teşekkür ediyorum cevap için. Ertaç Ansan adlı meslektaşımız bir soru sormuş. İki tane sorusu var. Bir, tek ortaklı şirketin ortağı, şirket faal iken aynı anda ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti açarsa istisnadan faydalanabilir mi diye bir sorusu var meslektaşımızın. Ayrıca evet, daha önce tek ortaklı bir şirkette ortak olan kişi bu şirketi kapatırsa ve ilk defa gelir vergisi mükellefi olacak şekilde vergi açılışı yapılırsa bu istisnadan faydalanabilir mi diye iki tane sorusu var. Buyurun. Evet. İlk defa mükellef olma şartı var. Sunumumuzda zaten onları da belirtmiştim. Sanıyorum belki izleyememiş olabilir meslektaşımız. Evet. Dolayısıyla şirket ortağı olması, anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olması, bunların hiçbirisi genç girişimcilik istisnasına engel değil. Şartları taşıyorsa diğer şartları taşıması kaydıyla ticari ve mesleki kazançtan dolayı bir mükellef olması gerekiyor. Şirket ortaklığı biliyorsunuz bu kazançlar arasına girmiyor. Dolayısıyla yararlanmasına engel bir durum yok. Diğer şartları taşıyor. Yararlanabilir. Evet, teşekkür ediyorum. Başka bir meslektaşımız Onur Yüksel sormuş. Serbest meslek kazancına hizmet verildiği halde ödeme alınmaması durumunda Sayın İsmail Bilici bu matrah gelir kabul edilmiyor. Fakat KDV döneme ait olduğu için bildirilmesi gerekiyor dedi diyor meslektaşımız. Biz bu geliri gelir vergisinden ne şekilde düşebiliriz? İlgili firmadan alacağın hizmet şeklinde alınmaması durumunda bizim KDV zararımızın mahsup edilme şansımız var mı? Biliyorsunuz ücret tahsili mesleğimizin diye devam etmiş. Mesleğin tabii temel sorunu tahsilat problemine de değinmiş. Özetle tahakkuk tahsilat çelişkisini ifade etmiş meslektaşımız. Bu konuda sizin görüşünüzü talep etmekte. Bu sürekli ifade edilen maalesef bu çelişki ama kanundan kaynaklanıyor. Hani serbest meslek kazançlarında tahsilat esası geçerli olması nedeniyle tahsil etmediği bir paranın vergisini normalde gelir vergisi açısından istemiyoruz. Serbest meslek kazancı olarak değerlendiremiyoruz. Ama katma değer vergisi kanununda da biliyorsunuz malın teslimi hizmetin ifası maddesi var. Dolayısıyla orada da hizmet ifa edildiği için vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla katma değer vergisini beyan edecek ama gelirine dahil etmeyecek. Ne zaman tahsil ederse gelire de o zaman dahil edecek. Yani şu andaki uygulama maalesef böyle. Siz de biliyorsunuz. Umarım, tartışılan bir konu. Evet. Evet. Umarım kısa sürede bu çelişki de ortadan kalkar. İnşallah. Diğer bir meslektaşımızın sorusuna geçiyorum. İsmail Çakır. Serbest meslek geliri yönden gelir vergisi mükellefi olan avukatın 2020 yılı içerisinde düzenlemiş olduğu serbest meslek makbuzlarında yer alan stopaj tutarları Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip eden 2021 yılında ödenmekte. Söz konusu stopajlar 2020 yılı beyannamesinde indirilebilir mi? İndirilmediği takdirde 2021 yılında indirilebilir mi diye bir sorusu var meslektaşımızın. Burada indirilebilir mi değil de beyana dahil edilmesi sanıyorum. Evet. Dahil edilme. Yani beyana dahil edilme, az önce de belirttiğim gibi tahsilat esası geçerli olması hasebiyle serbest meslek kazancında 2021 yılında tahsil ettiyse o yılın kazancına dahil etmesi. Hayır, soru şu şekilde sevgili Hüseyin. Aslında oradaki Cumhuriyet Savcılığı'nın ödediği tevfikatın indirim konusu yapılıp yapılmadığı soruluyor. Anladım. Evet. Yani kendi geliri değil de tevkifat. Tevkikat kısmını evet. 2021 yılında yani 2020 yılına ait tevkikatı Cumhuriyet Savcılığı 2021 yılında ödüyor. Bunu hangi yılda mahsup edebilirim diye soruyor meslektaşımız aslında. Geliri hangi yıla dahil ediyorsa o yılın beyannamesinde mahsup etmesi gerekiyor. Yani gelir olarak elde ettiği geliri hangi yıla dahil ettiyse o yılın beyannamesinde mahsup etmesi gerekiyor. Başka bir sorusu var meslektaşımızın. Defter beyan sisteminde dikkate alarak yıllık gelir vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ve defter beyan sistemine kaydedilen makbuzların düzeltilip düzeltilmemesi yönünde önerilerinizi rica ediyoruz diyorlar. Bir öneri talebi var burada da. Anladım. Bu tabii normalde ben bu öneriyi alıp usul kanadımıza ileteceğim. Dolayısıyla şu anda o konuyla alakalı çok fazla ben söyleyecek bir şeyim maalesef yok. Evet. Deminki soruya tabii tahakkuk tahsil çelişkisiyle alakalı tekrar bir soru var. Serbest meslek kazancı tahsil esasına bağlı ancak KDV açısından hizmet verildiği dönemde KDV ödemek gerektiğini belirtti. Bu durumun nasıl yapılacağı ayrıntılayabilir mi diye. Yani konuyu ayrıntılı olarak bir daha ifade etmenizi istiyor meslektaşımız. Yani hizmetin ifası gerçekleştiği zaman orada işte vergi sultanlığında da belgelerin hangi süre içerisinde düzenleneceği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu süre içerisinde belge düzenlenecek, katma değer vergisi beyan edilip ödenmesi varsa işte yani indirimlerden sonra ödenecek bir vergi varsa ödenecek. Ama sıra gelince tahsilat esası serbest meslek kazancında geçerli olması hasebiyle yıllık beyannamesini verirken o geliri henüz elde etmediğinden dolayı bunu gelirine dahil etmeyecek. Tahsil ettiği yıl, sonraki yıllarda tahsil etmiş olabilir. Hangi yıl tahsil ettiyse o yılın gelirine dahil etmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Başka bir soruya geçiyorum. 2020 yılında mükellef yazar kasa fişiyle kredi kartı silibi ibraz ederek ilaç ve sağlık harcaması yapmıştır. Yazar kasa fişi bedelini kredi kartıyla ödediği sabittir. Bu harcamalar gelir vergisi beyannamesine indirim konusu yapabilir miyiz diye Yaşar Soytürk isimli meslektaşımız bu soruyu sormuşlar. Buyurun, söz sizde. Yani ödeme kaydedici cihaz fişiyle kredi kartıyla dahi ödeme yapılsa bunlarla yapılan ödemeler maalesef gider olarak dikkate alınamıyor. Bununla ilgili olumsuz özelgeler var. Evet. Yani fatura olacak ya da sadece bunun bir istisnası var. Serbest meslek mahkubu düzenleyen doktorların verdiği şeyler var. Hastanelerin verdiği fişler var. Bunlar gider yazılabiliyor. Bunların dışında ödeme kaydedici cihazdan alınan fişler maalesef gider yazılamıyor. Ödeme kredi kartıyla dahi yapılmış olsa. Teşekkür ediyorum. Başka bir soruya geçiyoruz. İki kardeşin %50'şer ortak olduğu iş yeri kirası bir kardeşin hesabına toplu olarak yatırılmaktadır. Beyannameler ayrı ayrı verilecektir. Kira gelirin bir kardeşin hesabına yatırılmasında sakınca var mıdır diye bir soru var. İsmini belirtmeyen meslektaşımız. Burada hani vergi kanununda biliyorsunuz olayların gerçek mahiyeti esastır ifadesi vardır. Dolayısıyla her iki kardeş beyannamelerini ayrı ayrı kendi gelirlerine isabet eden tutarda beyan etmeleri gerekiyor. Hesabına yatan kardeş ise bizim Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet daha doğrusu vergi dairesi, interaktif vergi dairesinde kendisiyle alakalı durumu orada açıklama yapması gerekiyor. Açıklama yaparak beyan edebilirler. Orada bir sıkıntı yok. Olumlu görüşler de var bu yönde. Teşekkür ediyorum. Başka bir soruya geçiyoruz. Cengiz Çetin isimli meslektaşımızın sorusuna. Sayın Bilici, gelir vergisi mükerrer 221 maddesi atıfta bulunarak beyannamenin verileceği son günden itibaren dedi. Son gün ifadesi maddede yer almadığı halde neden böyle yorumlanıyor? Beyanname verme süresi 1-20 Nisan arası değil mi? 10 Nisan'da beyannamesini veren ve %5 indirimi olan bir mükellef neden Nisan 26'da ödenecek KDV'yi mahsup etmesin? Neden bu beyan son gününü beklesin? Teşekkürler. Buyurun. Sağ sizde. Evet, düzenleme öyle. Burada birlik sağlanması gerekiyor. Yani idare de kendisi açısından bazı tedbirleri gözden kaçırmaması gereken hususları mutlaka dikkate alması gerekiyor. Dolayısıyla hani 1 Nisan'dan itibaren beyanname verirken mükellefimiz beyannamesini hangi tarihte verdi? Beyannamesini verdiyse 1 Nisan'da 1 Nisan'dan sonra oluşan vadeli borçlarla mahsup etme durumunda burada çeşitli sıkıntılar yaşanabilir. Burada hani topluca herkese eşit muamele olsun diye 30 Nisan ya da işte beyannamenin verildiği son gün dikkate alınmıştır. Yine sunumda da belirttim. Özellikle bu seneki mahsuplarda bayağı bir sıkıntılar yaşadı mükelleflerimiz. Geçen sene bu pandemi nedeniyle beyanname verme süresi 1 Haziran'a uzatılmasından kaynaklı. Örneğin mükellefimiz 30 Nisan'da ya da 1 Mayıs'ta beyannamesini vermiş. Verdiği için de önceki durumları göz önüne alarak mahsup olan borçlarını, beyanname verdikten sonra oluşan borçlarını mahsup etmeye başlamış. Ancak maalesef başkanlığımızın görüşü, Gelir Dairesi Başkanlığımızın görüşü beyannamenin verildiği son günü dikkate alıyor. Diğer taraftan da bir yıl ekliyor ona. Yani kardeşimizin sorduğu soruyu dikkate alırsak 1 Nisan, bir sonraki yılda da 1 Nisan o zaman dikkate almamız gerekir. Ama 30 Nisan'a dikkate aldığımız zaman ya da 1 Mayıs'ı dikkate aldığımız zaman da bir sonraki yıl 1 Mayıs'ı dikkate alıyoruz. Dolayısıyla bu da bir uygulama birliği açısından önemli diye düşünüyorum. Ama geçen yine buradan bir sefer daha söylemek istiyorum. Özellikle geçen sene böyle mahsupları 1 Haziran'dan önce, bunlar vergisi açısından da öyle, 1 Haziran'dan önceki vadeli borçlarına mahsup talep eden mükelleflerimiz ya da meslek mensubu arkadaşlarımız varsa bunlar maalesef reddediliyor. Bununla ilgili böyle bir durum varsa da vergi dairelerine o alacaklarını, şayet borçları varsa başka bir borçlara mahsup talep etmek suretiyle değerlendirmelerini öneriyorum. Yoksa, çünkü borç yoksa onun dışında o aradaki borçlar ödenmiş ya da çeşitli şekillerde mahsup edilmişse bu sefer hakları da kaybolabilir. Yani zarara uğrayabilirler. Bu pandemiden kaynaklı geçen sene bir uygulama yapıldı. Ama normali nedir? 30 Nisan 1 Mayıs şeklinde bir yıllık bir süreçtir o mahsup süreci. Teşekkür ediyorum. Başka bir soruya geçiyoruz. Hakan Önder'in sorusu. Denetimli serbestlikte şu anda dışarıda olan ve tekrar cezaevine dönüp dönmeyeceği belli olmayan kişi şahıs olarak vergi mükellefiyeti tesis ettirebilir mi? Edebilirse tekrar cezaevine dönerse faaliyet noterden alınan vekalet ile SSK'lı çalışan vasıtasıyla yürütülebilir mi diye bir soru var. Buyurun. Mükellefiyette engel olmadığını düşünüyorum. Yani mükellef olabilir. Orada biliyorsunuz tutuklu ve hükümlü ayrımı var. Tutukluysa durum farklı, hükümlüyse mutlaka bir vasi tayin edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani mükellef olmasına engel bir durum yok. Mükellef olabilir. Ticari faaliyetiyle vekaletten birisi yürütebilir. Kendisi ya da çalışanı yürütebilir. Engel bir durum yok mükellef olmasına. Teşekkür ediyorum. Başka bir soruya geçiyoruz. Ülkü Ayvaz adlı dinleyicimiz, meslektaşımız sormuş. Kripto paralardan elde edilen kazançların vergilenmesi hakkında bilgi rica etmek istiyor. Tabi bu biraz teferruatlı bir soru. Teferruatlı kripto paraların bir kere hani kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Şimdi bizim gelir vergisi kanunumuzda 7 tane gelir unsuru var. Bunlardan bu unsurlar tek tek sayılmıştır. O sayılanların dışında hani 2003'te bir değişiklik olmuştu hepimizin malum üzere. O kadar kaynağı ne olursa olsun her türlü kazanç ve ihrat elde edilen gelirler değerlendiriliyordu. Ama bu değişiklik yapıldı. Sayılan gelir unsurları dışında elde edilen gelirler gelir vergisi kanunu açısından herhangi bir vergilendirme yapılması söz konusu değil. Kripto paralarla alakalı da yani yasal bir düzenleme yapılmadı. Dolayısıyla buradan bir gelir elde edildiyse bu gelir nasıl vergilendirilir yönüne gelince hani şey olarak değerlendirilir, vesaire şubu üzerinden elde edilen gelirler ticari kazanç olarak değerlendiriyoruz dedik bunları. Yani burada da bunun değerlendirilmesi hususu daha doğrusu hani önümüzdeki zamanlarda idarenin oluşturacağı görüşle daha net açıklanabilir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle oluyor, burada bizi binlerce insan belki izliyor, dinliyor. Burada söyleyeceğimiz her şey idarenin temsilcisi olarak da bağlayıcı olabiliyor. Bu anlamda hatalı bir şey de söylemek istemiyorum şu anda. Zamanla değerlendirilir diye düşünüyorum. Şayet şey varsa, böyle bir durum varsa bize özelge talebinde bulunursa mükellefimiz onu şey yapabiliriz, cevaplandırabiliriz. Teşekkür ediyorum. Başka bir soruya geçiyoruz. Gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi mükellefi şahsın kiradaki iş yerinin 2020 yılı için bir kısım kira ödemesi yapılmadığı halde stopaj tahakkuk ettirilmiştir. Tarafların aynı zamanda mahkemelik olduğu bu durumda kira fiili olarak ödenmediği için beyannameye dahil edilmeyecektir değil mi diye bir soru var. Bununla ilgili cevabınızı rica ediyorum. Evet. Gayrimenkul sermaye iradında da belirttiğimiz gibi tahsil esası geçerlidir. Tahsilat yapılmadıysa beyannamesine dahil edilecek bir gelir yoktur. Şayet tahsil edilmediği halde yapılan, kesilen bir vergi varsa, teklifat varsa bu da fazla ve yersiz yapılan bir vergi teklifattır. Dolayısıyla fazla ve yersiz yapılan teklifattan kaynaklı mükellef teklifatı yapan daha doğrusu henüz bir ödeme yapmadığı için ödeme yapmadığı halde bunu teklifatı beyan ettiyse beyannamesini düzeltmek suretiyle şayet ödediyse fazla ve yersiz ödenen vergi olarak iadesini talep edebilir. Yani bu iade ile alakalı da işte 6183 sayılı kanunun 23. maddesi dikkate alınmak suretiyle gerekli değerlendirme yapılmak sonucunda nakden ya da mahsulen iade söz konusudur. Burada fazla ve yersiz vergi olarak değerlendirildiğinden dolayı da herhangi bir sınırı ya da raporu, teminatı da gerektiren bir husus yoktur. Dolayısıyla şey yapılabilir. Beyanname düzeltilmek suretiyle bu doğrusu ortaya konabilir. Ödenmediyse de tahakkuktan telkin yapılmak suretiyle borç ortadan kalkar. Anlaşıldı mı bilemiyorum. Anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. Başka bir soruya geçiyoruz. 2019 yılında bankalardan elde edilen mevduat faizi gelirleri üstünden kesilen stopajlar defter kayıtlarına alınmasına karşın kurumlar vergisi beyannamesine yazılması unutulmuştur. Burada 2019 KDV beyannamesinin düzeltme yapılarak kesilen stopajlar mahsup yoluyla iade alınabilir mi? Ne beyannamesi verebilir? İlgili daire bunu değerlendirmek suretiyle de gereğini yapacaktır. Yani bir önceki yıl unutulan bir gerek diyor. Buyur. Evet. Evet, miras yolu intikal eden bir arsa var. Burada dikkate alınması gereken husus şu. Değer artış kazancı olarak değerlendirilmesi gereken durumda bir 5 yıllık süre var orada. 5 yıllık süre içerisinde sattığı zaman şayet değer artış kazancı olacaksa o kapsamda olaya yaklaşmak gerekiyor. Ama diğer taraftan da bu işin şahsi ihtiyaçların üzerinde ticari maksat taşıyan bir amaçla yapılması halinde zaten bunun inşaatına başlanması artık ticari faaliyet olarak değerlendirilir. Satış yoksa o zaman da değer artış kazancı bu sefer devreye giriyor. Değer artış kazancında da iktisat tarihi dikkate alınmak suretiyle 5 yıllık süre içerisinde satılmışsa değer artış kazancına tabi olacak. 5 yıl geçtikten sonra satması halinde ise değer artış kazancı söz konusu olmayacaktır. Yani bu özellikle bir konu olduğu için bunu böyle hani ekran aracılığıyla bütün bilgiler, belgeler elde olmadan net bir cevap vermek çok kolay bir olay. Maalesef değil. Bununla ilgili mükellefimiz ya da meslek mensubu arkadaşımız bizim özelge havuzuna bakarsa çok değişik bir konuyla alakalı çok çeşitli özelgeler var. Yani mutlaka kendisine kendi konusuyla alakalı bir özelge bulacaktır. Bulmasa da dediğim gibi bize müracaat etmesi halinde konuyu değerlendirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Sizin ilk sorunuza geçiyorum. 2000 yılında sözleşmemizi yeni yaptığımız şahıs ve limite şirketlerine ait 2019 ve öncesindeki dönemlere işleme alınmayan banka hesaplarından dolayı 120 alıcılar, 320 satıcılar hesapları tutmuyor. Ciddi derecede tutarsızlıklar var. Bunları 2020 yılında nasıl düzeltebilirim diye bir valla meslektaşımız zor bir iş devralmış. Yapılacak bir tek şey var. Hesapları tutmayan satıcılar ve alıcılarla mutabakatlar yapılıp farklarının tespit edilip 2020 yılında düzeltme kayıtlarını girmek lazım, ama burada da bir şeye dikkat etmek lazım. Gelir ve gider yaratan bir durum varsa, şüpheli hale gelmiş, fazla tahsil edilmiş bir durum varsa o zaman dönemiyle ilgili de düzeltme yapması lazım. Gelir gider yaratan bir şey yoksa mutabakat yapıp belgelerini de temin edip düzeltme kayıtlarını girmesi lazım. Teşekkür ediyorum. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Ömer Faruk Tuncer isimli meslektaşımızın sorusu. Ana sözleşmesinde emlak işi olan ancak yetki belgesi olmayan bir müşterim 2020 yılında mükellef olmayan vatandaştan GP ile almış olduğu gayrimenkulü şimdi satması halinde sadece aradaki farkı KDV uygulaması KDV uygulaması doğru mudur diye bir soru. Şöyle bir şey var. Tabii katma değer vergisi kanununda yapılan değişiklikle özel matrah şekillerinde hem araç ticareti yapanlar hem gayrimenkul ticareti yapanlarla ilgili sanırım 23F olması lazım da özel matrahla ilgili kısım. Buradaki özel matrahtan faydalanabilmek için gider pusulasını aldığına göre de zaten oradan faydalanabilir miyiz diyor. Yetki belgesi şartı var. Bu yetki belgesi yoksa faydalanamayacak özel matrahtan. Evet. Teşekkür ediyorum. Başka bir soruya geçiyoruz. Zeliha Çil isimli meslektaşımız, katılımcımız sormuş. Ortaklardan dövizli borç alınmıştır. Ortaklara borcu %10 faizle borç vermeyi kabul etmiştir. 3 tane sorusu var tabi burada meslektaşımızın. Yabancı ortağa faiz gelirinden hangi vergi ödemeleri yapılmalı? Ödenecek faizin tamamını şirket gider yazabilir mi diyor. Örtülü sermayeye girer mi diye birinci sorusu bu. İsterseniz cevaplayarak. Öyle gidelim. Birinci, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. %10 faiz oranı belirlenmiş, örtülü sermayeye girmediği hesabı yapılmış, ama burada başka bir şeye daha dikkat çekmek lazım. Örtülü sermayeye girmemekle beraber eğer bu kurumsa, şirketse gelir vergisi açısından da aynı transfer fiyatlandırması hükümlerine göre de değerlendirmek lazım. Yani emsallere uygunluk ilkesinin üzerinde mi değil mi bu faiz oranı? Yani örtülü sermaye dönem başındaki öz varlıkların 3 katını aşan tutarda bir borçlanma olmayabilir, ama transfer fiyatlandırması yönünden belirlenen oranın emsallere uygunluk ilkesine aykırıysa bu sefer oradan eleştiri konusu yapılabilir. Oradan da bir dikkat çekmek lazım. Şimdi yabancı ortağa ödenen faiz, yabancı ortak biraz önce ne demiştik? Gelir vergisi kanunun 86. maddesinin 2. fıkrasındaki dar mükelleflerin vergilendirilmesinde Türkiye'de elde edilen 6. maddeye göre gelirleri üzerinden vergi alınır. Şimdi biz bu faiz ödemesini yaparken bir tevkifat yapmıyoruz. bir stopaj olmayacak bu ödemeyi yaparken. Dolayısıyla burada elde etmiş olduğu bir faiz geliri var. Burada vergilenecek Türkiye'de elde ettiği gelirden dolayı yabancı ortak. Türk ortak için de gene 86'ya 1D'de alacak faizi yönünden değerlendirmek lazım. O da 2600 liralık eşik 2020 yılı 2021'de 2800 liralık eşiği geçiyorsa o da burada gelir vergisi beyannamesi verecek bununla ilgili alacak faiz olarak. Teşekkür ederim. İkinci soruya da böylelikle cevap vermiş oldunuz. Üçüncü sorusuna geçiyorum konuyla alakalı. Ortaklar hem ana parayı hem faiz sermaye artırımına dahil etmek isterse diyor meslekler. Şirketin ortağa hesaben yürüttüğü faiz gelirinde vergi hesaplaması yine de yapılmalı mıdır diye. Her halükarda. Evet. Bu bir gelir zaten her halükarda. Yani şirket bir gelir mi elde ediyor burada? Evet. Bir ödeme mi yapıyor? Soruda çok net değil. Evet. Ama gelir elde ediyorsa mutlaka gelir yazacak. Giderse de emsallere uygunluk ilkesine dikkat edecek. KKG'de olabilir çünkü o. Ortağa aktarılan bir tutar olarak da değerlendirilebilir. Dolayısıyla kayıtları iyi görmek lazım. Doğru. Türkiye'de geçici görevle çalışıp toplam geliri 600 bin lirayı geçen fakat gelirini yurt dışında elde eden yabancıların da beyanname vermesi gerekli midir diyorum. Gelir vergisi kanunu 6. maddesinde dar mükelleflerin Türkiye'de elde etmiş oldukları kazançlar vergilendirilecektir. Geçici görevle gelmeler buradaki tam mükellefiyet yani 6 ayı geçse bile geçici bir görevle geliyorsa sayılmıyor. Dolayısıyla geliri de yurt dışından elde ettiği için beyanname vermeyecek. Vermeyecek. Teşekkürler. İlhan Karaboğa isimli katılımcı meslektaşımız serbest meslek kazançlarında tahsilat tahakkuk esası mı geçerlidir? Tahsilat yapamıyoruz ama gelir beyan ediyoruz diye daha önce de İsmail Bey'in cevapladığı benzer sorularından bir tanesi. İsterseniz. Ya şimdi de serbest meslekte evet. Tabii ki tahsil esası geçerli ama meslektaşın büyük ihtimalle katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay hizmetin ifasıyla gerçekleştiği için idare bu konuda mutlaka beyanı istiyor ama şimdi SMMM'ye geçtiğinizde biliyorsunuz orada artık bir kutucuk koydular. Sadece makbuz içeği içindir, KDV için düzenlenmiştir diye. Dolayısıyla KDV'yi beyan edip gelir yazmayabilir de tahsil etmiyorsa. Evet. Yalnız bu söylediğim de mevzuata uygun bir şey değil. İdarenin verdiği görüş de böyle, mukteza da böyle yani ama kanuni bir dayanak arıyorsa yok. Ne gelir KDV'de yani, var ne serbest meslekte. Tabii bu konuda bizlerin de oda olarak, TÜRMOP olarak girişimi umarım kısa sürede bu çelişkinin yasal olarak ortadan kalkması sağlanır. Bu tür sorunlarla da karşı karşıya kalmayız. Adi ortaklıklarda her bir ortak için verilmesi gereken gelir beyanı ile ilgili bahseder misiniz diyor. Yani konuyu biraz özetlemek istiyor. Adi ortaklıklar şöyle tabii yani adi ortaklık kurulduysa her bir ortak bu ortaklıktan elde etmiş oldukları gelirleri kendi payları oranında vermiş oldukları, verecekleri gelir vergisi beyannamesine ithal edecekler. Sadece adi ortaklıkların katma değer vergisi ve muhtasar beyanname yönünden tek bir mükellefiyeti olacak. Bunları tek beyanname öyle verecekler ama gelir ve geçici vergiyle ilgili kısımları her ortak hisseleri oranında kendi beyanlarına dahil edecek. Evet. Başka bir soruya geçiyoruz. Meslektaşımız Ünal Aydın sormuş. 50 bin Türk lirası ile bir şirkete ortak olduk. Ortak olduğumuz şirket 31 Aralık 2020 tarihinde tasfiye oldu. Ortak olduğumuz şirket tasfiye sonrası bilançosunda 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 150 bin lira zarar göstermiştir. Tasfiyesi biten şirketi tasfiye sonu ticaret sicil için tescil ettirmiş şirketimiz iştirak tutarı olan 50 bin Türk lirayı payı tamamen zarar mı? Başkanım burada şeyi soruyor. Büyük ihtimalle meslektaşımız iştirak etmiş olduğu şirket tasfiye oldu. Tasfiyeden dolayı o iştirak tutarını geri alamadılar. Dolayısıyla kayıtlardan çıkacaklar. Zarar yazabilir miyiz? Diye ama 2010 yılında ve 2010 yılından önce tasfiye olsaydı gelir idaresinin verdiği muktezalarda zarar yazabilirsiniz diyordu. 2010 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde iştirak hisselerinde bu tasfiye sonucunda zarar yazılmasını kabul etmiyor idare. Başka bir soruya geçiyorum. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Sefa Baba Yiğit sormuş soruyu. Birinci kirada, ikinci ise annesinin oturduğu toplam 2 adet evi Ankara'da olan bir kişi İstanbul'da oturduğundan dolayı kira ödemesi yapmaktadır diyor. Sorulara geçiyoruz. Ankara'da kira gelirinden İstanbul'daki kira giderinden düşebilmekte olduğu malumunuz. Ancak annesinin ikametgahı olan diğer ikinci evin kira emsal uygulaması yapılamayacağı konusunda son güncel bir değişiklik var mı diye soruyor. Usul ve furu, yani 1. dereceye kadar yakınlarda kiralamalarda emsal bedel aranmıyor. Yani evet, emsal bedel uygulaması olmayacak annenin oturduğu evde. Evet. Evet. Diğer sorusu, kendisine ait İstanbul'a resmi adres değişikliği geç yaptırmasından riskli bir durum var mı diye sormuş. İşte böyle bir de... Anlayamadım bak, soruyu nasıl? Kendisine ait İstanbul'a resmi adres değişikliği, yani açıklama yapmış aslında, bir soru değil bu. Teşekkür ediyorum sorun cevabı için. Sorular direkt İkametgahı belki geç alma sebebiyle ispat konusunda bir şey soruyor olabilir orada, ama kira ödeme ve kira makbuzları ve kontratla beraber biraz ederse bir sıkıntı olmaz. Soru oysa eğer yani. Soru da tam açık bir soru değil. Şirket ortağı olan ve kira geliri ve diğer başka gelirleri de olan bir şahıs yıllık gelir vergisi beyannamını verirken temettü ve kira gelirinin yanında diğer hangi gelirlerini de beyannameye dahil edecektir diyor. Örneğin kamu kesimi tahvil geliri, özel kesim tahvil geliri, banka vadeli mevduat geliri, yönetim kurulu huzur hakkı, başka bir şirkette ücret geliri vesaire, bu ve buna daha benzer gelirlerden neleri beyana dahil olacaktır diye bir soru. Zaten gelmiş. Bugünkü eğitimimizin içeriği buydu. 7 gelir unsuru, 7 gelir unsurunun toplanması 86. maddeye göre beyana dahil edilip edilmemesinin hesaplanması. Dolayısıyla bahsetmiş olduğu tahvil faizleri, hazine bonoları 1-1-2006'dan sonradır çok büyük ihtimalle ihraç edilmiş. Bunlar geçici 67'de zaten tevkifata tabi olduğu için beyan edilmeyecek, ama ücret geliri, huzur hakkı, bunlarda da toplamda 600 bin lira, toplam 600 bin lirayı yakalayamıyorsa birden fazla bir ücret geliri veya huzur hakkından bir tanesi, yani 49 bin lirayı geçiyor ise eğer, bunlar 49 bin liralık eşik arayacak, o zaman beyan edecek. Yani her bir kazanç unsurunun istisna hadleri üzerinde kalan kısımlarını 85. maddeye göre yıllık beyanla beyan edecek. 86. maddeye göre de hangilerin dahil edilmeyeceğini oradaki kriterlere göre arkadaşımız tespit edecek. Yani bir daha eğer seminerde kaçırdıysa, seyrederse bunun üzerinde örneklerde durduk. Tekrardan izlemesini öneriyoruz. Geçici ve kesin kabule bağlı olmayan yıllara yaygın inşaat, taahhüt işlerinde banka hesaplarına arsa sahipleri tarafından ödemeler işin bitimi tarihinden önce kısım kısım yapılmaktadır. Bu gelen meblağlar avans mahiyetinde mi kaydedilecektir? Yoksa tahsil tarihinde fatura düzenlenip sadece KDV yönünden beyan edilmeli midir? Yoksa iskan beklenip teslim sayıldığını mı kabul edeceğiz demiş. İsterseniz bunu bir cevaplayalım. Tabii. Devamında da. Ya şöyle, avans niteliğinde aldığı bir para herhalde böyle. Çünkü en nihayetinde teslim yok burada şu anda. Evet. Özel inşaat yaptığını düşünüyorum. Teslim yok. Yani teslim yapıldığında fatura kesebilir, aldığında da kesebilir KDV yönünden, ama gelir zaten işlem tamamlanmadığı için, maliyetler tam oluşmadığı için gelecek yıllara ait gelirler hesabında takip edebilir eğer faturada keserse. Evet. Sorunun devamı, ikinci soru olarak sormuş. Kat karşılığı inşaat işlerine arsa sahibinden alınan bedeller için fatura düzenleme tarihi ve KDV oranı ne olmalıdır? Teslimle beraber, tapuya tescille beraber aslında yeni de bir şey yapıldı, onunla ilgili düzenleme de yapıldı. Tapuda tescil edilip tapuyu verdiyse, verdiği tarihi itibariyle de yapılabilir. Yoksa bundan önce de, tapuyu vermeden önce de fiili bir teslim varsa teslim tarihi itibariyle olacak. Teşekkür ediyorum. Başka bir soruya geçiyoruz. Ufuk Bay sormuş. 3 yıl önce alınan tarla 2 yıl sonra arsaya dönüşmüştür. 2000 yılında ise satılmıştır. Alış değeri ne yurt içi üretici fiyatı endeksiyle hesaplayıp satış fiyatıyla arasındaki farkı gelir vergisi mi hesaplamamız gerekiyor diye bir soru. 3 yıl önce alınan tarla arsaya dönmüş. Evet. Evet. 3 yıl önce alınan arsaya dönmüş. 2000 yılında ise satılmış diyor. Alış değeri 2000 yılında. Evet, 2000 yılında. Evet. 20 sene önce satılmış. Affedersiniz 2020 yılında. Tamam, evet, tamam. Evet, 2020 yıl 3 yıl önce aldık. Değer artış kazancı 2020 yılında da değer artış kazancı ile ilgili bir şey olacak burada. Çünkü 5 yıl içerisinde gerçek kişi mükelleflerin elinde tutmuş oldukları gayrimenkuller 5 yıl içerisinde satılırsa değer artış kazancına tabi olacak. Bunda da maliyet bedelini endeksleme yapacak ama endeksleme yapmadan önce satış tarihi hariç, yani sattığı tarihten önceki ay ve alma tarihi arasındaki endeksleme %10'dan büyük olması lazım enflasyonların. %10'dan büyükse maliyet endekslemesi yapacak. Değilse endeksleme yapmadan alış fiyatı ile satış fiyatı arasında değer artış kazancı hesaplanacak. Bunda da 18 bin lirası istisna. 18 bin liranın üzerinde bir kazanç varsa beyanname verecek. Teşekkür ediyorum. Başka bir soruya geçiyoruz. İsmail Çakır meslektaşımız tarafından sorulmuş. Konu binek otomobillerin gider kısıtlaması. Binek otomobil krediyle satın alındığında satın alındığı yıla ait faiz giderleri maliyete dahil edilmeden direkt gider yazılabilir mi diye bir soru. Vergi Usul Kanunu 163 numaralı tebliğinde bununla ilgili çok net açıklama var. 311 numaralı tebliğde de sanırım buna benzer bir örnek var. Gelir Vergisi Kanunu 311 numaralı tebliğde de bir kısıtlamayla ilgili vardı. Maliyete eklenmesi gerekiyor. Zorunlu yani. Evet. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Başka bir soru Kenan Taner isimli meslektaşımız sormuş. Ücret geliriyle ilgili sorum. Huzur hakkı ve ücret geliri var. İkisi de 49.000 TL'yi geçiyor. Huzur hakkı geliri dikkate alınacak mı? Tabii ki. Gene diğer bir soru, tanıdık bir isim Supi Arbaş isimli meslektaşım soruyor. İş ortaklığında gerçek kişi olarak %51 hakim ortak olduğu iş ortaklığında ortaklık adına devam eden yıllara sair işler devam ederken gerçek kişi ortağın tür değişikliği ile ilgili limite şirkete dönüşmesi halinde diyor. İş ortaklığı adi ortaklığın sicil mükellefiyet durumunda bir değişiklik olur mu diyor. Devam eden yıllara sair işler için yapılan kesintiler ve iş bitiminde iade konusu özellikli durumlar söz konusu olacak mıdır diyor. Devam eden işlerin karı ve beyanı konusunda nasıl bir yol izlemek gerekecektir diye bir... Ya şimdi burada iş ortaklığından bahsediyor meslektaşımız. Ben şimdi iş ortaklığı dediği için Kurumlar Vergisi Kanunu 2. maddesinde göre mükellefiyet tesis ettirmiş bir ortak anlıyorum burada. Dolayısıyla mükellefiyet tesis etmiş ortaklardan bir tanesi, ortaklarından bir tanesi nevi değişikliği yapıyorsa iş ortaklığının kendisinde bir sıkıntı olmaz, bir problem olmayacak. Çünkü yani orada ayrı bir vergi mükellefiyeti var iş ortaklığında. Sadece ortağın nevi değişikliği var. Dolayısıyla ne stopajında ne belirleyeceği karda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani iş ortaklığı Kurumlar Vergisi Kanunu 2'ye göre mükellefiyet tesis ettirdiyse sorudan onu anladım ben. Evet. 6636 sayılı kanuna göre matra artımında bulunduk. Aynı kanun istinaden tarafıma sonradan resen matra farkı kesildi. Yeni tahakkuk taksit talebimizi kabul etmedi. Sonra çıkan yapılandırmalara başvurmamız oldu. Kabul edilmedi. 25.000 oldu. 70.000 ne yapabiliriz diye böyle bir idare açısından. İsmail Bey nasıl gösteriyor ki söylerdi onun aldın. Evet. Vallahi bilemeyeceğim. Yani içeriğini de bilmiyorum çünkü şeyin. Bu konuyla bu soruyla ilgili bilare yani detayını bir idareyle görüşmesi lazım. Tabii bizim de burada yönlendirebileceğimiz bir şey yok. Müsaade ederseniz o konuya cevap vereyim, ben dinliyorum sizi. Tabii. Tamam evet. İsmail Bey. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla 6736 sayılı kanun kapsamında matta arttırımı var. Matta arttırımı 7256 sayılı kanunda bu 6736 sayılı kanun kapsamında yapılan mata artırımlarının ödenmemiş tutarların kanun kapsamı dışında tutuldu. Nedeni de şu: 6736 sayılı kanundaki mata artırımıyla 7143'teki mata artırımı farklıydı. Fark, 6736'da ödeme yapsanız da yapmasanız da mata artırımı hükümlerinden yararlanıyordunuz. Dolayısıyla hal böyle olunca da idare burada bir müeyyide olarak bunun ödenmemesi halinde gelir zammını normalde 6183'ün 51. maddesindeki oranı 2 kat olarak uyguluyor. Ama 7143'te ödeme yapmazsanız bu ne oluyor? İhlal pozisyonuna düşüyorsunuz. Hükümlerden yararlanmıyorsunuz. Ancak normal gecikme zammıyla ödemenize devam edebiliyorsunuz. Ondan kaynaklı işte 2 kat olmasından dolayı 6736 sayılı kanun kapsamında madde artırımından kaynaklı ödenmeyen borçlar 7256 sayılı kanundan yararlandırılmadı. Mükellefimiz borcunun en kısa zamanda ödenmesini öneriyorum. Çünkü gecikme zammı 2 kat çalışıyor. Yani normal verginin 2 katı gecikme zammı çalışıyor. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Yalçın Bey, son soru. 2019 yılında tarlasını kiraya verip 3 yıllık peşin ödeme alan bir kişi 2020 yılında vefat ediyor. Bu kişiyle ilgili gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek var mı diye bir soru. 2010 yılında 3 yıllık peşin. 2019 yılında evet, tarlayı kiraya verip 3 yıllık peşin alıyor. Kira bedelini 3 yıllık olarak peşin alıyor. 2020 yılında kişi vefat ediyor. Bununla ilgili beyan verilip verilmeyecek. Ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam beyannamesi verilmesi lazım. Ölüm tarihine kadar elde ettiği gelirlerin beyanıyla ilgili. Ben böylece son sorumuzu da cevaplamış oldum. Teşekkür ediyorum. Yalnız buradan bir tane şey geldi Serkan hocamdan. Az önce yurt dışına şeyle ilgili tevkifat faiz ödemesiyle ilgili çifte vergilendirmeden dolayı %10-12 arası stopaj olabilir diyor. Hocamın hatırlatması için teşekkür ediyorum. Tabii sorunun detayını çok şey anlayamadım, bilmiyorum ama yurt dışına çıkacaksa para faiz ödemesini yurt dışındaki ortağı yurt dışına gidecekse ikili anlaşmaya da bakmak lazım. Serkan hocama da teşekkür ediyorum buradan. Geri planda tabii Serkan hocamız soruların değerlenmesinde de bize katkı sunuyor. Buraya da yetişiyor. Kendilerine, emeklerine teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, böylece seminerimizin sonuna geldik. Ben sabırlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce tabii bu seminerin gerçekleşmesinde emeği olan herkese, öncelikle katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Temsilcilerimize, oda temsilcilerimize, temsilci yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. TESMER yönetimimize teşekkür ediyorum. Özellikle TESMER Başkan Yardımcısı, TESMER Sekreterimiz burada. Nedim Boz geri planda burada, TESMER yöneticimiz, TESMER eğitmenimiz Serkan Süzmez bize katkı sundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii çalışanlarımız var. Sessiz, sedasız, geri planda onlar da bize çok ciddi destek veriyorlar. Onlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle en büyük teşekkürü de tabii siz meslektaşlarımıza etmek istiyorum. Sabırla bizi bu saatlere kadar dinliyorsunuz. Çok sık mevzuat değişiklikleri oluyor. Bu değişiklikler sebebiyle yoğun eğitimlere katılıyorsunuz. Bu sebeple sizlerin sabırlarınıza ve ilginize çok teşekkür ediyorum. Son olarak sevgili Üstad, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bana mı şey yaptınız? Evet İsmail Bey. Ben de bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de tekrar saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Böylece oturumumuzu kapatmış olduk. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası